Vav Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Kendini Bilmek programıyla sizlerleyiz. Hayatın içinden farklı meseleleri konuşmaya çalıştığımız bu programda hayatta hepimizi yer yer zorlayan bir konudan bahsedeceğiz bugün. Kararsızlık konusunu daha önce farklı başlıklarıyla konuşmuştuk. Kararlarımızı çok temelden etkileyen farklı bir başlığı ele almaya çalışacağız bugün. Tavsiye alma ihtiyacımızdan bahsedeceğiz. Neden bazıları kimseye danışmadan karar veremez? Ya da iç sesimizi dinlemekte neden bazen zorlanıyoruz? Acaba iç sesimizin yeterli olmadığını mı düşünüyoruz? Veya neden sürekli başkalarına tavsiye verme, akıl verme ihtiyacı duyuyoruz? Çevremizde böyle insanlar varsa onlarla olan ilişkimizi nasıl düzenleyebiliriz? Ve daha pek çok farklı başlığı bugün programımızda ele almaya çalışacağız. Her hafta başında olduğu gibi değerli uzman klinik psikolog Ayşenur Bayraktar'la beraber. Hoş geldiniz Ayşenur Hanım. Hoş bulduk Nihan Hanım. İnşallah güzel bir konuyu bugün ele almaya çalışacağız. Ama içim bir tarafıyla da depremzede kardeşlerimizle birlikte sizinle de stüdyoda girerken konuşuyorduk. 6 Şubat ve bugün 6 Mart değil mi? Evet. Bir ay olmuş. Ben de notlarıma bakarken tekrar herkese çok geçmiş olsun diliyorum. Tabii ki gönlümüzde, tabii ki yapabileceklerimizle devam ediyoruz. Bugün o ertelediğimiz, yani tam o 6 Şubat'ın konusuydu aslında bu. Ertelediğimiz bu konuya da inşallah bugün güzel bir bağlamda ele almaya çalışalım. Tabii tavsiye almak deyince değil mi Nihan Hanım? Güzel bir şey gibi gözüküyor. Yani şöyle hani neden tavsiye almayayım ki? Yani başkalarıyla istişare edeyim. Dinimizde de güzel bir tarafı vardır. Ama işte bunun böyle her zaman ben seviyorum daha detaylarına indiğimizde ya da acaba yani bazı insanlar neden her şeyde ona yarar gibi tavsiye alıyorlar? Ya da bazı insanlar dediğiniz gibi neden sorulmadığı halde bize nasihat ya da tavsiye veriyorlar? Buraları bizim hani sağlıklı tutumlar, sağlıksız tutumlar bağlamında ele almamız lazım. Tabii tavsiye dediğimiz zaman değil mi yol gösteren, ondan sonra kişiye, ondan sonra böyle öğüt verilen, ondan sonra işte kişiye doğruyu, yanlışı ya da ne yapması gerektiğini söylenen bir konuşma biçimi anlıyoruz burada. Bunun birçok versiyonu var. Yani en bence evde sık rastladığımız ebeveyn ilişkilerinde değil mi? Annemiz babamız bize sürekli tavsiye verir, nasihat verir. Ondan sonra yakın arkadaşlarımız şöyle yap, böyle yapma sormasak bile. Ondan sonra eş ilişkilerinde ondan sonra. Ama hani hep genelde de şöyledir ya, senin iyiliğin için söylüyorum. Yani bak bunları yaptın, şunları şunları yapmazsan şöyle olur gibi. Ama şimdi bu tavsiye verenler ya da tavsiyeyi sürekli arayanlar bu iki kişilerde, iki kişilik yapısında neler oluyor? Sınır ihlalleri oluyor mu? Ya da bazı kişilik örüntüleri mi devreye giriyor? Mesela kontrolcü, kaygılı, mükemmeliyetçi kişilikler ya da öbür tarafıyla sürekli tavsiye arayan, öğüt arayan, ondan sonra nasihat arayan kişilerde acaba daha kendini feda eden, kendi isteklerini, ihtiyaçlarını görmeyen kişilik yapılarını da mı görüyoruz? Çünkü buralar sıkıntılı. Her zaman biz diyoruz ya ne kadar güzel bir şey. Denge, denge, denge değil mi? Yani bir şeyin dengede olması bizi hayatta yürürken daha sağlıklı bir şekilde hareket etmeye, davranışlarımızı, düşüncelerimizi, duygularımızı daha sağlıklı bir hale getirmeye sevk ediyor. Şimdi bu dengede yani biz tavsiye alma kavramını dengeye nasıl oturtacağız? Aslında bütün şeyimiz bu. Çünkü ilk başta bakınca başlık olarak ne bu? Hani değil mi? Hepimiz tavsiye alırız. Ya da niye vermeyeyim ben birisine gibi. Bir tane ünlü bir söz var Nihan Hanım hatırlarsınız. Bütün akılları pazara çıkarmışlar. Ondan sonra herkese demişler ki tekrar hadi aklınızı satın alın. Herkes gitmiş yine kendi aklını almış. Bak böyle bir hikaye anlatılır. Evet. Böyle bir şey kurgudur belki ama bir hikaye, bir efsane öyle diyelim anlatılır. Burada ama önemli bir insan karakter özelliğine aslında vurgu yapılıyor. Ne var? Kişiler aslında ne kadar tavsiye alsalar da ya da ne kadar buna ihtiyaç duysalar da acaba sonunda yine kendi bildiklerini mi yapıyorlar? Yani biz ne kadar hani tavsiye alıyoruz, o dedi, şöyle dedi desek de yine kendimize yakın bir şeyi mi seçiyoruz? Ya da her zaman psikologlara da hocalarımız derdi ya biz eğitim alırken de.
Danışanlarınıza asla tavsiye vermeyin, asla nasihat vermeyin, yol göstermeyin. Çünkü neden? Herhangi bir şey olduğunda sorumluluk size gelir ve bundan dolayı sorumlu tutulursunuz danışanınız tarafından. Ha, ya da şöyle mi? Bu kişiler acaba sorumluluk duygusundan kaçmak için ya da hata yapmamak için ya da işte kendini beğendirmek ya da başarısızlık korkusu gibi birçok, yani düşük benlik saygısı birçok faktörden etkilenmemek için mi böyle davranıyorlar, evet, gibi bir sürü kısım var. Ama yine o tatlı tarafıyla insan kendi aklı genelde, hı hı, o sonunda olan kısım, hani seçtiğimiz taraf. Mesela bunu arkadaş ilişkilerini çok görmeyiz mi? Konuşuruz kafede, hı hı, otururuz arkadaşlarımızla birlikte. Bir şeyler anlatırız problemlerimizi. Arkadaşlarımız bize akıl verir. İşte şöyle yap, böyle yap. Günün sonunda farklı bir eyleme doğru genelde geçeriz ve sonra arkadaşlarımız bize küser falan. Hı hı. Yani o kadar konuştuk saatlerce, o kadar şey yaptık. Bu muydu sonucunda? Yine kendi bildiğini yaptın. Evet, yani o tavsiye vermenin aslında bağlamında, içeriğinde çok patolojik ya da çok sağlıksız olmadıktan sonra yine kendi seçimlerimiz, evet, oluyor. Yani mesela karşı tarafa seçimi bırakmak da aslında bir seçim. Yani hani seçimin içinde seçim. Çünkü neden? Hani ona seçmesine aslında ben fırsat veriyorum. Yani bu da bir seçim aslında. Hı hı. Ve sonra onun dediğiyle yapıyorum filan. Şimdi biraz böyle biraz daha bence kişilik yapılarından bahsedebiliriz, hı hı, eğer isterseniz. Hı hı. Ya da burada bu kişilik, hangi kişilik yapısı tavsiye ihtiyacı ile alakalı nasıl davranır kısmını konuşalım. Sizin de bahsettiklerinizi düşündükçe genel olarak şimdiye kadar ele almaya çalıştığımız konularda hep vurguladığımız temel mantığı tekrar hissedebiliyoruz. Bir konuda bir ihtiyacımızın olması arka planda acaba hangi sebepten hasıl oluyor? Değil mi? Yani tavsiye alma ihtiyacımız, bir danışan terapistine bir tavsiye almak istediğini söylediği zaman, ya ben bu konuda ne yapacağım? Mesaj atayım mı, atmayayım mı? Arayayım, aynen, mı, aramayayım mı? Ben şimdi kayınvalidemle nasıl konuşacağım? Ne cevap vereceğim? Eşim böyle davranıyor, ne söyleyeyim ona? Sürekli bu sorularla geldiği zaman, evet, burada terapistin hangi tavrıyla karşılaşırız? Tavsiye alma ihtiyacını ona aynalar ve bu ihtiyacının acaba nereden kaynaklanabileceğini beraber araştırırlar. Kesinlikle. Buradaki ihtiyaç da sizin az önce değindiğiniz gibi pek çok farklı alana gidebilir. Belki birisinin onayını almadan hareket edememek, belki sevilmeme korkusu, yanlış yapma, hata yapma korkusu, ne olursa olsun kendi verdiği kararın mutlaka yanlış bir karar olacağına inanma korkusu veya bütün bunların tam tersi, işte hiç tavsiye almadan kim ne söylerse söylesin kendi bildiği şekilde davranan kişiler. İşte bu kişiler hangi kişilik yapısında nasıl bir örüntüye sahip, değil kişiler mi, oluyor ki böyle davranışlar gösteriyor? Beraber, aynen, sizden öğrenelim. Ya aslında şöyle bir taraf var Nihan Hanım, şunu unutuyoruz. Bir insana doğrudan bir şeyi yapmasını söylediğimizde ya da bunun en uygun olduğunu söylediğimizde ne yapıyoruz biliyor musunuz? O insanı aslında çocuklaştırıyoruz ve çaresiz hissettiriyoruz. Hı. Neden? Senin yardıma ihtiyacın var. Sen kendi başına bir karar veremezsin, sen bir şey yapamazsın, benim aklım senden üstün, bunu yaparsan ancak doğru yola kavuşursun gibi, evet, bir ben merkezci, üst akılcı bir aslında davranış biçimine giriyoruz. Yani biz o kişiye güya yardım ettiğimizi düşünürken bilakis onu hiyerarşik olarak küçültüyoruz. Yani bu çocuklarda bile, bakın, çocuk ebeveyn ilişkisinde bile bir kıvamda olmak zorunda. Yoksa çocuğun benlik gelişimi, ego gelişimi, sınır algısı ya da kendisiyle ilgili düşünceleri zedelenmiş oluyor. Yani şimdi değil mi, çocuğumuz 5 yaşındadır. Ondan sonra kendine göre, kendi zekasına, bedenine, işte ince motor, kaba motor becerilerine göre bir şeyleri yapmaya çalışıyordur. Ama ben onun elinden alıp yaşına uygun bir şeyi kendi 30-40 yaşımdaki halimle yapıyorsam ve bunun doğrusu böyledir dediğimde o çocuğu güçsüz hissettiririm, hı hı, ben. Yani onun kapasitesi, onun yaşı, ondan sonra onun bulunduğu becerilerle birlikte yapabileceklerini iyi bilmem lazım ki yapamadığı yerde yapamıyor. Ondan sonra ben onun yerine yapayım dedikçe o çocuğu işlevsiz, aslında çaresiz, hiyerarşik olarak sen buradasın hep, hep benim yardımıma ihtiyacım var gibi bir bilinçaltı şeyi aslında sokmuş oluyoruz. Hı hı. Yani biz buralarda zaten bu sınır ihlalini ebeveyn yaklaşımlarında da çok fazla görüyoruz. İşte onun yerine bir şey yapmak, çocuğun yerine.
Mesela daha hani hemen aklıma bağımlılıklar geldi. Kumar bağımlılıkları ya da diğer alkol fark etmez birçok bağımlılıklarda mesela kumar bağımlılıklarında özellikle kocaman kocaman insanlar ama aileler sürekli borçlarını ödüyor. Evet. Ya da sürekli işte alkoldür ya da işte eşiyle problemler var. Sürekli arkadan aile çocuğunu bir tarafıyla böyle kollamaya, düzeltmeye çalışıyor. Hala onu ne yapıyor? Çocuklaştırıyor. O yüzden biz baktığımızda bu özellikle birilerine tavsiye verirken ya da nasihat verirken orada kişinin bunu talep ediyor mu? Ondan sonra karşıdaki kişinin ihtiyaçları ne? Ondan sonra ben bunu burada neden yapıyorum? Yani onun için mi yapıyorum? Hı hı. Bazen de kendim için mi yapıyorum? Tavsiye vermek iyi hissettirir. Neden? Otoritesinizdir. Evet. Hani şey gibi mesela biz o duyguyu hani psikolog olarak çok yaşıyoruz. Ben bazen o duygudan rahatsız oluyorum. Çünkü şöyle her şeyin bir cevabı yok yani. Değil mi? Her şeyin bir cevabı yok. Ama insanlar mesela size bir şey sorduğunda gerçekten bir yükümlülük bu. Ama bu sorumluluk ya da yükümlülük kısmını görmeyen insanlara bu çok tatlı gelir. Hı-hı. O her konu hakkında fikri vardır. Her konu hakkında size tavsiye verir. Siyasetten tutun da psikolojiye kadar değil mi? Hı-hı. Ama biz sınırlarımızı bildiğimiz için aslında tavsiye vermenin ya da tavsiye isteyen kişiye bir şeyler söylemenin ne kadar vebal sorumluluk olduğunu biliriz ve bu bilinçle hareket ederiz. Yoksa öbür türlü tabii ki tavsiye vermek kolay. Şöyle yap, işte eşinle böyle yap filan ama değil. Yani oraları önemli faktörler. Şimdi ilk başta bizim bakmamız gereken hani karşı tarafa eğer çok tavsiye veren çocuklarımıza, ailemize böyle bir kişiliksek biraz öz eleştiri anlamında biraz bakmamız gerekiyor. Çünkü bunun böyle çok minimumda olması gerekiyor. Yani mesela o zaman değil mi ebeveynler şu an sesini duyabiliyorum. Ben çocuğuma doğruyu nasıl öğreteceğim? Ha çok güzel. Tavsiye ya da nasihat vermeden. Ne kadar zor değil mi? Şimdi bir insana tavsiye ya da nasihat vermeden nasıl bir şey öğreteceğim? Hı-hı. Yani değil mi? Doğru. Evet. Demek ki bizim o zaman öğretmeye ya da bir kişiye doğruyu göstermeye çalışıyorum. Metodumu değiştirmem lazım. Hı-hı. Oturup saatlerce tavsiye vermek, saatlerce nasihat vermek yerine başka bir bağlamda bakmam lazım. Nasıl? Çocuğumun yaşına bakacağım ben. Çocuğumun tecrübelerine bakacağım. Çocuğum neyi becerebiliyor, ne kadar bir şeyleri beceremiyor. Çocuğum kendini tanıyor mu? Kişilik özelliklerini tanıyor mu? Ve ben onun ihtiyaçlarını dinleyebiliyor muyum? Yani aslında neye ihtiyacı var? Mesela örnek veriyorum. Biz çocuğumuza klasiktir ya ergen anneleri ya da ilkokulda çok olmuyor da ergenlikle başlıyor 12-13 yaşında. Ders çalışmak istemiyorum diyor. Hı hı. Ya da işte ben sınavlara girmeyeceğim diyor. Böyle ilginç ilginç. Mesela çocuğum çok çalışkandı diyor anneler babalar. Sonra bir anda ergenliğe girdi 13-14 işte LGS var şu sınav var. Çalışmıyor. Nasihat ediyorum diyor. Sürekli diyorum ki tavsiye veriyorum. Şöyle bak şunu yap. Sonrasında başına bunlar gelir. İşte bak biz okuduk şöyle oldu okuduk. Çocuk bunları dinliyor dinlemiyor filan. Şimdi bizim burada değil mi yakalamamız gereken nokta ne? Ben bir şeylerin doğrusunu ya da o tavsiye bağlamında nasihat bağlamında veriyorum ama çocuğum ne yaşıyor iç dünyasında? Hı hı. Ne yapıyor yani o çocuğun dünyasında ne var? Bir çocuk niye bir anda değişsin değil mi? Acaba ihtiyaçları mı değişti çocuğun ya da kendine göre bir şeyler yaşıyor ama bunları adlandıramıyor mu adlandıramıyor mu? Şimdi bazı kontrolcü ebeveynler Nihan Hanım burada sıkıntılı oluyor. Çocuk o nasihatlerde biliriz ergenler yetişkinler hepimiz yani o tavsiyeyi çok sevmeyiz. Yani yapı olarak dediğim gibi böyle çok baskın kişilerle olduğu için yapıyı sevmeyiz. Genelde uzaklaşırız öyle kişilerden. En çok yaşadığımız şey de şudur ergenlik döneminde zaten o doğası ergenlik daha da uzaklaşma. Evet. Kaygılı ondan sonra kontrolcü mükemmeliyetçi ebeveynler çocuk uzaklaştıkça daha da fazla üzerine gidiyor. Daha fazla sınır ihlali daha fazla müdahale gibi. Şimdi o yüzden bizim bu tutumları bırakıp çocuğumuzla sohbet etme, iletişim kurma becerileri üzerine yoğunlaşmamız lazım. Şimdi sınavlar tabii ki önemli ama bakın çocuğunuzu zorlaya bir şey yaptırmaktansa onun o içerideki motivasyon neden eksik ya da bunu neden yapamıyor'yu araştırmak ya da uzman desteği almak ya da farklı bağlamlar aramak diğer yaptığınızdan daha uzun vadeli sonuç verir. Diğeri kısa vadeli sonuç verir. Şöyle odana kapanacaksın, arkadaşlarınla görüşmeyeceksin, bilgisayar yasak, internet yasak, otur masanın başına çalış. Şimdi düşünsenize o çocuk hangi motivasyonla nasıl çalışacak? Ya da başka bir çocuk mesela diyorsunuz ki şu arkadaşlarla görüşmeni istemiyorum ondan sonra şöyle bir kural koyuyor.
veriyorsunuz ama çocuk yine kendi bildiğini yapmaya dair bir şeyler yapacak. O yüzden biz davranışlarımızı kolay olanı değil de uzun vadeli olanı, istikrarlı olanı, o dengeyi kavuşturacak olanı bulmamız gerekiyor. Bizim ilk başta dediğim gibi tavsiye verirken eğer o kişilikteysek biraz kontrolcü, mükemmelliyetçi, biraz böyle bir şeyleri dört dörtlük olmasını isteyen, ilk önce kendimize bakıp ben neden insanların en doğrusunu yapmasını, en güzelini yapmasını ondan sonra istiyorum. Yani insanların neden mükemmel, harika, ondan sonra böyle dört dörtlük bir şeyleri yapmasını istiyorum. Şimdi bu bir ihtiyaç aslında. Bakın burada yani bu tarz kişiliklerin, yani sürekli tavsiye veren, sürekli nasihat veren kişiliklerin de bir ihtiyacı var. Ne ihtiyacı? Dünyayı düzenlemek. Yani biliriz değil mi? Mesela dünyayı düzenlemek. İnsanların kıyafetinden tutun, düşüncelerine, davranışlarına, inançlarına, değer yargılarına, tutumlarına bir sürü bağlamda ele alınabilir. Her şey nasıl olsun? Benim istediğim gibi olsun. Yani bu ne kadar zor bir hayat. Şimdi kişiler etrafı ilginçtir. Zaten biz bunu uç noktasını nerede görüyoruz? Kişilik bozukluklarında görüyoruz. Kişilik bozuklukları nedir? Ben doğruyum, dünya değişsin, dünya bana uysun. Yani bu ne kadar evet. ironik bir şey değil mi? Mesela düşünsenize insanın biraz değil mi? Mesela şeydir, zeki hastalarda ya da zeki şeylerde biz bunu görüyoruz. Ama diyor mesela dışarıdaki hayata bakıyor. Ben böyle istiyorum ama dışarıdaki hayat farklı, böyle bir şey yapıyor. Ama diyor bir istek geliyor. Mesela bunu ayırt edebiliyor. Hani dışarıdaki hayatla sorguluyor kendisini. Diyor ki benim bir ihtiyacım var ama bu sağlıklı değil. Bunu ayırt ediyor akıllı böyle zeki danışanlar. Ama diğerlerinde şöyle bir şey oluyor. Bakıyorsunuz eşi bir problem söylüyor onunla ilgili. Diyor ki bak sen benim değişmemi istiyorsun ama bunlar benim özelim. Çocuğu diyor ki baba işte anne yani benim buralarda yani ben böyle istiyorum. İş yerine gidiyor bu insan, örnek veriyorum. İş yerindeki arkadaşlarıyla sıkıntılı. Hep mesela şöyle feedbackler alıyor, geri bildirimler alıyor. Ama ben böyle yapmak istiyorum. Ama biraz bu şöyle değil mi filan. Bu kişi düşünmüyor. Neden bu etrafımdaki bütün insanlar benimle ilgili bir şikayet sürekli söylüyor ve sürekli bana kendi ihtiyaçlarını anlatma gayretinde bulunuyorlar? Ki bazı insanlar bakın bu kadar da emek vermez ilişkileri, hı, hayatından çıkarır. Yani kişilik bozuklukları ne yazık ki bu daha katı esnemeye müsait olmayan yapılar olduğu için yalnız da kalırlar. Hani birileri emek harcıyorsa ne şanslı, yani ne kadar güzel. Ha, o yüzden şuna bakmak lazım. Ben insanları, dünyayı, ilişkileri hep kendi penceremden, kendi isteklerime, kendi doğrularıma göre mi biçimlendirmeye çalışıyorum? Başka dünyalar, başka hayatlar, başka ihtiyaçlar olabilir mi? Bize saçma gelen, bize farklı gelen, aa bu ne bir absürt bir ihtiyaç, böyle de olur mu, sabah böyle kalkılır mı? Yani bakın günlük hayatın içerisinde aslında biz birbirimize o kadar çok tavsiye veriyoruz ki özellikle aile hayatında. İşte kalktığında şöyle yapmalısın, örnek veriyorum anneler babalar. İşte kıyafetini böyle giymelisin. Ondan sonra bak böyle yaparsan ilişkinde mesela koca koca kızlar değil mi evleniyorlar annelerinin yanına gidiyorlar ya da babalarının yanına. İşte kocana şöyle davran, karına şöyle davran, bak sonra şöyle olur, ipi eline geçirmesin. Aa bak demek ki burada böyle yapıyor. Yani biz gerçekten çok ilginç bir şekilde çok tavsiye veriyoruz. Yani evet, durduk yere de yani o sohbetlerin içerisinde filan. Burada biraz dediğim gibi. Tabii biraz o toplulukla yaşama, birlikte yaşama, ondan sonra aile kurumunun da o iç içe geçmişliğiyle birlikte, hı hı, sınır ihlaliyle birlikte sağlıksız bir yere de girebiliyor. Ama bunun güzel tarafları da var tabii ki. Yani kişiyi uyarma anlamında ya da işte bir şeyleri yaparken büyük tecrübeleri dinlemek anlamında işte bunun ipin ucunu burada kaçırıyoruz. Hı hı. Neden? Ben evlilik terapistiyim, aile terapistiyim. Bunları görüyorum. O kadar çok aileler ilişkinin içerisindeki o kadar tavsiye, o kadar nasihat evlilikleri bozuyorlar. Evet. Ya da evlilikleri etkiliyorlar ya da karı koca ilişkilerine bozulmaları sebebiyet, evet, verebiliyorlar. Burada Ayşenur Hanım hem kişilik yapılarını öğrenelim dedik. Hem de bu ihtiyacımızı bence özellikle bugünkü evet, programı dinledikten sonra... Neyle ilgili değil olabilir mi? Sürekli başkasından tavsiye almak ya da bize verilen tavsiyeleri de kabul etmemek, bunlara hiçbir şekilde kulak vermemek acaba bizle ilgili ne mesaj veriyor, tabii, olabilir kısmına bugün dinlediklerimizle beraber kendi içimizde bir cevap bulalım istiyorum.
Çünkü bize gerçekten önemli mesajlar verecek. Sürekli başkalarına danışarak hareket etmemiz tabii. kendimizle alakalı daha önce belki de yüzleşmediğimiz yanlarımızı da bize tabii. fark ettirecek hı hı. olabilir. Hı hı. Hem bir aile yapısından çocuklara nasıl davranılırsa hı hı. sonrasında nasıl tepkilerle karşılaşabileceğimizden de bahsettiniz. Bunun aynı şekilde kişilik yapısını da nasıl şekillendireceğini de ele tabii. alalım. Belki kendi ailemize biraz daha objektif bakarak da evet. bir yorumlama yapabiliriz tabii. böylece. Şimdi bir şeyden bahsettik. Hani sürekli tavsiye veren, ondan sonra sürekli istemediği halde ondan sonra birilerine nasihat veren, yol gösteren insanlardan ve biraz da ebeveyn tutumlarına. Hı-hı. Şimdi öbür taraftan bahsedelim. Neden tavsiyeye ihtiyaç duyuyoruz? Neden tavsiye almadan duramıyoruz? Ya da neden ailemizin bu tavsiyelerini birebir uyguluyoruz? Hı-hı. Ya da hani kendi ihtiyaçlarımızı orada görmeyip neden yola devam ediyoruz? Biraz bu bağlamı ele alalım. Tabii şimdi bazı kişilik örüntüleri var. Mesela nasıl? Bazı insanlar onay arar. Bazı insanların hani şemalara diyoruz ya, kendini feda etme şeması vardır. Bazı insan boyun eğicidir. Yani bazı kişilik yapıları, tabii cinsiyete de belki vurulabilir. Kızlarda, kadınlarda biraz daha bu oran farklı olabilir kültürel olarak ama erkeklerde de var. Yani biz bunu nasıl görüyoruz? Kocaman kocaman adamlar değil mi? Diyor ki mesela eşi, annesi bir şey demeden asla eşim hiçbir şey yapmaz. Yani bakın bu kocaman bir korkunç bir tanım aslında. Şimdi o yüzden bizim aslında hayatımızı sürdürürken tavsiye almaya ya da o yolda yürürken neden sıklıkla buna ihtiyaç duyuyoruz kısmında durmamız gerekiyor kişilik özelliklerimiz. Şimdi buralarda şeyler çok önemli. Gerçekten bakıldığında hani başkalarının fikrine önem veren kişilik yapıları nasıl olur? Tabii ki burada özgüven eksikliğini görüyoruz. Düşük benlik saygısını görüyoruz. Kişi kendisiyle ilgili ihtiyaçlarını o kadar sıfırlamış ki başkaları onun ihtiyaçlarını tanımlasını istiyor. Ya da buna çok alışmış. Şimdi bazen de nasıl oluyor? Aile ortamında biz konforludur, sorumluluktan kaçarız. Çünkü neden? Hep birileri bizim adımıza kararlar vermiştir. Evleneceğimiz kıza kadar ya da işte evleneceğimiz erkeğe kadar ya da işte yaşamımızı nerede kuracağız, nerede oturacağız, şöyle yapacağız. Hep evet. kararlar alınmıştır ve bunlar böyle evet. konforludur, sorumluluk almayız. Ha bir tarafıyla da bakıldığında kişinin de orada o rahatlığı sevmesi. Yani acaba bu ihtiyacımız hani illa şey gibi değil. Bazı insanlarda da bu narsistik bir şey de olabilir. Yani hani bir böyle nasıl diyeyim birileri hep onu desteklesin, birileri pohpohlasın, birileri onun için bir şeyler yapsın, fedakarlıklar yapsın gibi böyle bir bağlamı da var. Ama diğer tarafıyla da sınırlarını tam çizemeyen, düşük benlik saygısı olan, özgüveni ondan sonra yeterli olmayan, başkalarının isteklerine daha empatik ama çok fazla empatik olan kişilerde de biz bunu görüyoruz. Şöyle bir tarafı da var, farklı farklı bağlamları var bunun. İstismara uğramış kişilikler, geçmişte anne baba öyküsünde ya da ondan sonra aile hayatında ihmal ve istismara uğramış, kendi ihtiyaçlarını ne yazık ki değersizlik duygusuyla karşılanamama kısmında ne yazık ki istismar ve ihmalle yaşadığı için yani bu dünyaya kendisini koymakla ilgili, kendisini var etmekle ilgili zorlanan hı-hı. insanlar. Ya da baktığımızda mesela bazen de şöyle bir şey olabiliyor. Öyle bir aile ortamında büyüyor ki kişi, annesi ya da babası zaten kendini feda eden insanlar. Yani o da bize böyle tanıdık bir örüntüdür ve genelde de modelleriz. Hani illa ihmal istismar olmayacak ama hani annenize bakıyorsunuz ya da babanıza bakıyorsunuz. Hep ailesi için kendini feda etmiş. Kendi isteklerini hep ikinci plana koymuş. İşte hani var ya saçını süpürge ettim gibi çocukları için her şey yapmış. Siz diyorsunuz ki yani zaten insanın kendi ihtiyaçları önemli değildir. Annem de babam da böyle yaşadı böyle böyle deyip o modeli siz aslında model olarak hayatınıza alıyorsunuz. Yani dediğim gibi çok tavsiye almaya, başkalarının fikriyle hareket etmeye çok meyyal bir yapınız varsa bu söylediğim başlıkları kendinizde görebilirsiniz ya da kendinizde arayabilirsiniz. Ama buralarda dediğimiz gibi kişinin kendi egosu, ondan sonra kişinin kendisini ondan sonra nasıl tanımladığı çok çok merkezde aslında hı-hı. bakıldığında. Hı-hı. Burada iç sesimizle alakalı acaba nasıl bir neyle? İç sesimizle ha, alakalı iç sesim, nasıl evet. bir iletişimimiz var? Çok güzel. Belki burayı da biraz inceleyebiliriz. Aynen, aynen. Çünkü bazen şöyle oluyor, bir karar vermek hı-hı. istiyoruz hı-hı. Ve
hayatımızı temelden etkileyecek kararlar noktasında da şimdiye kadar sürekli eleştirel bir ebeveyn tutumuyla karşılaştıysak iç sesimiz yani kendi benliğimizden gelen bir ses, neyi istediğimizi bilen bir ses ama sanki bu ses çok cılız çıkarken sürekli duyduğumuz eleştirel sesler çok daha gür çıkıyor çok ve doğru. O sesi baskılıyor. Ve içeride böyle ikircikli bir duygu olduğunda, ikircikli fikirler oluştuğunda hangisine güvenip güvenmeyeceğimiz konusunda çok da kararsız kalıyoruz. Ve sonra yine kendimizi rahatlatacak taraftan tavsiyeler alma yönünde de hareket edebiliyoruz. Aynen. Yani bu eleştirel sesle yüzleşmemek için, bununla karşılaşmamak için yine onun dediklerini yapacağımız tavsiyeler alma yönünde de hareket edebiliyoruz. Sanki biraz kimden tavsiye aldığımız yine bizimle alakalı bir mesaj veriyor gibi. Çok güzel. Burada bir sürü faktör var biliyor musunuz? Ne var mesela? Kişiler bir de pratik hayatta o karar almanın verdiği sorumluluk, bedel ödeme, o strese, zorluğa dayanma gibi kısımları çok pratik hayatlarında yapmadıkları için bu karar almada ne yazık ki o tavsiye kısmında çok fazla durabiliyorlar. Burası aynı spor gibi, bisiklete binmek gibi. Yani biz bazı kararları alırken tek başımıza özellikle biraz strese dayanma, biraz zorluğa dayanma, biraz da bedel ödeme ile ilgili kısımda durmamız gerekiyor. Yani ben şunu şöyle olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum. Ne karar alırsak alalım mutlaka ki acı bir tarafı ya da vazgeçtiğimiz taraflar ya da bedel ödediğimiz taraflar olur. Ve %100 iyi karar almak ya da %100 böyle ideal bir sonuca ulaşmak çok mümkün değil. Biz bunu evlilikte görüyoruz değil mi? Mesela bana danışanları hep anlatır öncesinde biliyorum. Ben evlenmeden önce bir sürü kişiyle istişare ettim, eşimi tanıdım, şu oldu bu oldu. Ama bakın hayat yolunda yürürken kontrol edemediğiniz bir şey çıkabilir. Yani hiç aldatmaz dediğiniz bir insan aldatabilir. İşte işi çok iyiydi, sorumluluk sahibiydi. Bir hastalık olur, bir iflas olur. Bir anda depresyona girer ve eşim çalışmayan bir adam oldu filan. Yani işte bunlar neyle alakalı? Biz bütün kararlarımızı ya da bütün o tavsiyelerimizi ne kadar o anki duruma oturtsak da bedelleri ya da karşılaşabileceğimiz birçok olumsuz faktör olabilir. Ama genelde şöyle insanlarda oluyor dediğiniz. Bir de bence biraz şundan da bahsedelim Nihan Hanım. Çekingen kişilik bozuklukları var, bağımlı kişilik bozuklukları. Genelde o iç ses, sosyal fobide de çok olur. İç ses ve eleştirel ses genelde sosyal fobide, çekingen kişilik yapılarında ya da bağımlı kişilik yapılarında çok baskındır. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şunu yaparsam ne olur, böyle olur. Çünkü o kadar başka kişilere bağımlı, o kadar kendi iç dünyasına çok kapalı bir yaşam sürüyor ki kişi o iç sesiyle çok konuşuyor. Yani bazı insanlar bakın bu ben size hani uç noktasını anlatayım. Bazı insanlar hiç iç sesini duymaz. O da sıkıntılı. Yani bunda iş görüsü yok o kişilerin de empati yetenekleri de yok. Ama oraları şöyle yaşar o insanlar. Böyle düşe kalka. Hani başına büyük şeyler gelir. Ha sonra tecrübe alır filan. Ama aslında biraz içine sorsa ne istiyorum neyse o da uç noktası. Ama bu tarz insanlarda şey yok. Çok fazla içine kapalı. Ve bazen öyledir ya biz danışanlarımızla konuşurken mesela basit ödevler veriyoruz. Basit eylem ödevleri. Yani örnek veriyorum eşinizle şu faaliyeti yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. O kadar çok eşiyle ilgili konuşmuş günlerce ki o eylemi yaptığında ya da o basit eylemi aslında ilişkilerinde ne kadar güzel olabileceğiyle ilgili bir ümidi uyanıyor. Diyor ki insan işte kurduğu şeyi de yapıdan çıkamıyor ya o kadar düşündükçe konuştukça içinde. O şeyin basitliğindeki aslında o püf noktalarını da göremez hale geliyor. Şimdi eleştirel iç ses bizim zaman zaman duymamız gereken ama zaman zaman da sesini kesmemiz gereken bir taraf olmalı. Ama bağımlı bir kişilik örüntünüz varsa çok fazla hep iç dünyanızda yaşayan ama bunu biraz böyle parantez açmak istiyorum. İçe dönük insan başka bir şey ama bu tarz bahsettiğim bağımlı ya da çekingen kişilik bozukluğunda içe kapanıklık başka bir şey. Yani o ikisi ayrı. İçe dönüklük bir kişilik özelliğidir ama sıkıntılı değildir. Yani bazı insanlar şeyi severler. Yani böyle kendi kendilerine bir yere gittiğini konuşur. İşte kendi iş dünyasında böyle bir şeyleri muhasebe eder filan. Bu böyle içe kapanıklık gibi değil. Yani insanlarla konuşamadıkları duyguları ya da söyleyemediklerini sürekli kafasında döndüren, yoran insanlar değil.
Bunlar duygular ile yaşayan, işte edebiyatımızda, sanatımızda, ondan sonra şiirlerde böyle olan insanlar bilakis konuştuklarında da ilişki kuruyorlar ya da şey değiller, yani içe dönük. Ama içe kapanıklık başka bir şey. İçe kapanıklıkta şöyle bir şey var. İletişim kurmada da zayıflık var. Kendini ifade etmede de zayıflık var. Duygularını tanımlayamamakta da zayıflık var. Yani kafasındaki dünya ile o kadar çok içeride ki o dünyanın içerisinde kişi karşı tarafa kendisiyle ilgili bir şey aktaramıyor. Bunu seanslarda yaşarız, çokça yaşarız değil mi Nihan Hanım? Danışanımız der ki aslında ben kafam o kadar dolu geldim ki ama size anlatamıyorum. Çünkü o kafasındakileri somuta döktüğünde ya da başka bir tarafa, başka kişiye anlattığında kelimeler ona garip gelir, yabancı gelir. Çünkü kendi sesini hiç duymamış kişi. Burası sıkıntılı. Çok aşırı kendinizle bu anlamda baş başa kalıyorsanız ya da çok fazla konuşuyorsanız ve bunları başkalarına aktarırken zorlanıyorsanız bu demektir ki yani burada sizin aslında biraz sınırı aştığınız, sağlıksız bir tarafa doğru gittiğiniz bir taraf var. Neden? O soyut dünya çok karışıktır. Yani biz bunu depresyonda görüyoruz daha uç boyutuyla. Neden? İnsan ruminatif, hani geviş getirir gibi sürekli aynı düşünceler, aynı şeylerin içerisinde bir çözüm bulmadan günlerini, gecelerini geçirir. Ve ne olur kişi yıpranır ve o hormonlar işte stresi ve birçok hormonu tetiklediği için de vücudu ya da başka şeyleri tükenmişe doğru gider. Ha, o yüzden bizim dediğim gibi bu çekingen kişilik yapısına ya da bağımlı kişilik yapısına onay alma, işte başkalarıyla ilgili o tavsiye alma kısmında kendi eleştirel sesimizin ne kadar çıktığı, ne kadar izin verdiğimizle ilgili de kendimize bu noktada biraz bakabilmeliyiz. Bu çok istenilen bir şey değil. Hı hı. Eleştirel sesin başka kaynakları da var değil mi? Hı hı. Annemizden babamızdan gelen. Sürekli onların verdiği nasihatler, mesajlar, bir şey yaparken yani bazen çok ilginçtir. Onu ben okuyorum mesela sosyal medyada falan. Anne babam hayatta değil diyor ama bir misafirliğe gittiğimde falan bir oturduğumda ayağımı işte bir şey yaptığımda ya da ne bileyim işte terlik giymediğimde ya da işte kafama hemen annemin o bana uyarısı geliyor. İşte misafirlerin yanında öyle mi davranılır? Bakın o çıkmamış diyor. Kocaman insanlar bunu 60-70 yaşında. Diyor ki o ses diyor hala çıkmamış. Evet yani bir tarafıyla o anne babamızın ne yazık ki katı tutumları, bizi sürekli kontrol eden, sürekli nasihat veren, tavsiye veren iç sesleri biraz da böyle travmatik bir tarafıyla da yer edebiliyor. Yani anılarımıza gidebiliyoruz mesela. O çocukluk anımız bir anda gözümüzün önüne geliyor. İşte annemiz bizi başkalarının yanında öyle bir azarlamıştır ki işte bir misafirlikte bir şey yapmışızdır. O bizi çok kötü hissettirmiştir ve böyle kötü bir duygu bırakmıştır. Buna biraz travmatik izler de oluyor. Evet. Çünkü çok kontrolcü ebeveynlerde Nihan Hanım bilirsiniz ya da mükemmeliyetçi ebeveynlerde hani o duygu ve empati yapmada da zayıflık olduğu için çocuğun uyum sağlaması üzerine kurulu şey annenin sistemi. Yani bana uyum sağlasın her şey düzgündür demektir ama çocuğun korkmuş halini, çaresiz halini ya da duygusal halini ne yazık ki göz önünde bulundurmuyor. Aslında orada çocuğa bir travmatik bir ne yazık ki bir şey yaşatıyor. Biz bunu çok farklı hikayelerde görüyoruz. Yani anne zannediyor ki benim istediğim gibi oldu çocuğum ya da baba zannediyor ki oğlum benim istediğim gibi oldu. Hayır aslında travmatik yaşantıyla birlikte boyun eğiyor ve mış gibi yapıyor. İçinde de korku var. Evet. Hani hala işte böyle yaşar mıyım filan düşün 60 yaşındaki insan yani hala misafirlikte şöyle davranmalıyım. O diken üstünde kısmıyla da durabiliyor. Bu eleştirel sesle alakalı, içten içe kendimizi eleştirdiğimiz sesle alakalı fark etmemiz gereken noktalardan birisi bana biraz da şuymuş gibi geliyor Ayşenur Hanım. Bizim kendimizle olan iletişimimiz bize dair çok fazla fikir verir. Tabii. Kendimizle nasıl konuşuyoruz, çok kendimize güzel. Nasıl yaklaşıyoruz. Eğer alacağımız bütün kararlarla ilgili müthiş bir endişe duyuyorsak, böyle temel bir güvensizlik hissi varsa, bize bunu hissettiren kaynaklar neler oldu çok şimdiye güzel. Kadar? Bir diğeri de kendimizle olan iletişimimizde. Kendimiz bir karar aldık kimseye danışmadan ve aldığımız karar maalesef, artık konu her neyse başarısızlıkla sonuçlandı. Bunun neticesinde kendimize nasıl yaklaşıyoruz? Senden de bu beklenirdi zaten dediğimiz bir taraftan mı yaklaşıyoruz? Yine başarısız oldun. Zaten ne zaman başarmıştın dediğimiz tarafta mıyız? Yoksa evet bazen olur böyle şeyler. İnsan her zaman her şeyi yapamaz. Evet. Şimdi ne yapabilirim dediğimiz tarafta mıyız? İşte bu cümleleri biz genellikle doğuştan getirmiyoruz. Yok yok asla. Bize bu cümleleri öğreten yaşantılarımız neler oldu? Kendimizle olan iç sesimize baktığımızda,
kendimizle konuşma biçimimiz acaba kimin bizimle konuşma biçimine benziyor? Hı-hı. Hı-hı. Belki burayı biraz daha içinde bulunduğumuz Hı-hı. andan şöyle bir uzaklaşıp incelemeye çalışsak farklı mesajlar bulabiliriz. Hı-hı. Ve fark etmeden annemizin, babamızın ya da model aldığımız kişilerden birinin cümlelerini Hı-hı. olduğu gibi içselleştirmiş Hı-hı. ve sonra kendimizle de bu seslerle konuşmaya başlamış olabiliriz. Hı-hı. İşte orada rahatsızlık bu seslerin bize ait olmadığını bilen tarafımızdan geliyor. Evet. Kendi kararını almak isteyen taraf artık yetişkin Hı-hı. hale geldikçe Hı-hı. daha baskın hale geliyor. Ama sürekli bu sesle yetişmiş olan taraf da onu rahatsız etmeye devam ediyor gibi. Aklıma şey geldi, çok sevdiğim bir aile terapisti vardır. Ben de bayılıyorum. Çok güzel kitapları var, tavsiye ederim. Milton Erickson diye psikiyatrist ve çok güzel de bir yaşam öyküsü var. Böyle acılarla ama çok güzel de güçlü bir şekilde hayata kalmış. Ona böyle hani vardır ya, hepimiz hocalarımızı severiz ya Nihan Hanım, hani tavsiye isteriz. İşte mesela hipnozla ilgili bir eğitim videosu. Orada diyorlar ki işte nasıl yapalım, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Diyor ki orada Milton Erickson çok güzel, kendi sesini bul. Yani sen nasıl yapmak istiyorsan ya da sen nasıl onu uygulamak istiyorsan, ben sana ana şemayı verdim, teknikleri verdim, sesini bul. Parmak izi gibidir aslında. Yani kendi sesimizi bulmak, dediğiniz gibi aslında diğer sesleri bastıran bir şey. O diğer sesler cızırtı gibi hep ara frekanslardan karışıyor. Ama işte insanın kendi sesini bulması da hem keyifli hem zorlu hem de yorucu bir şey. Neden? Orada temelde şu devreye giriyor. Kendi ihtiyaçlarını, kendi kişiliğini bağımsız bir şekilde ele almak. Evet. Ama bu aynı zamanda nasıl bir sorumluluğu getiriyor? Biraz da etrafımızdakilerle bozuşmayı, biraz yalnızlaşmayı, bazen bedeller ödemeyi. Yani biz o kendimizle ilgili yolculuğa çıktığımız zaman seçimler yapıyoruz. Mesela düşünsenize, anneniz babanız size bir şeyler söylüyor. Siz diyorsunuz ki ben bu tavsiyeyi almayacağım ve şunlara sanki ihtiyacım var. Bir de insanlar, bakın, hemen biz ihtiyacımızı bilemeyiz. Yani yemek gibidir, değil mi? Mesela bir yemeği tatmadan biliriz mesela. Aa, bu güzel bir yemek, ama bir de yediğimizde başka bir tat bırakır. Mesela ailemiz bize dedi ki, örnek veriyorum. İşte sen tıp alanında, işte sağlık alanında çalışabilirsin. Bak başarılısın, şöyle böyle. Orayı mesela tercih etmiyorsunuz. Diyorsunuz ki hayır, ben işte sosyal bilimleri tercih edeceğim. İşte psikolog olacağım ya da hukukçu olacağım. Şimdi orayla ilgili bir şeyiniz var. Güya ailenizi reddettiniz ama onun içine giriyorsunuz ve pişman oluyorsunuz. Böyle bir şey de var. Ama işte bu da güzel bir şey öğretiyor ama zor bir şey. Şöyle, bunun da aslında sizin için doğru olmadığını anlıyorsunuz. İşte buralarda ne devreye giriyor biliyor musunuz? İşte biraz zayıf kişilik yapıları ya da biraz tabii ki o yaşlarda şey olur, benlik algısı falan zayıf insanlarda. Acaba anne babamın dediğini mi yapsaydım? Hmm. İşte acaba bu büyüğüm bana böyle demişti, bunu mu yapsaydım? Şimdi orada bizim iyi dirayetli durmamız gerekiyor. Neden? Kendi kararlarımızı ya da kendi fikirlerimizi uygularken burada ben acaba hangi ihtiyacımı tam olarak göremedim ya da neden bunu böyle yapamadım kısmında durup oradan tecrübe çıkarıp sonra bunları birleştirip başka bir şey oluşturma kısmına geçtiğimizde asıl sağlıklı benlik yapısına geçiyoruz. Ama buraları yorucu. Gerçekten yorucu. Yani mesela şu daha kolay. İşte ailem dedi ki bana tıp okuyacaksın, illa şu yapacaksın ya da şu kızla evleneceksin. Sonra problem çıktığında onları hemen suçlarım. Derim ki bak, gördünüz mü, sizin seçimlerinizi yaptım. Bu okula da gittim. Ondan sonra bu kızla da evlendim. Bu adamla da evlendim. Bakın, gördünüz mü, her şey kötü oldu. Aile de ona daha iyi davranmaya başlar. Daha fazla alttan alır gibi. Sırf bunun için bazen terapiye başlayanlar oluyor. Değil mi? Ayşen Hanım. Aynen. Yani artık senin hayatında bir şeyler değişmesi lazım, kendine bir çeki düzen vermen lazım diyen kişilerin sırf bakın işte ben terapiye gittim gene hiçbir şey değişmiyor cevabını verebilmek için terapiye giden kişiler çok de doğru. olabiliyor. Çok doğru. Yani burada yine kendi davranışımızın sorumluluğunu almıyoruz. Yine burada kendi davranışımızla alakalı yaşadığımız kararsızlığın etkisini hissediyoruz. Veya tamamen başkası güdümlü davranmış Aynen. oluyoruz. Herhangi bir konuda doktora gitmek de tabii ki buna dahil. Herhangi bir rahatsızlıkla alakalı ama daha çok bunu terapiyle alakalı
olan kısımlarda ki siz eşler arasında tabii, mutlaka karşılaşıyorsunuz. Aslında hiçbir şey yapmıyor, çaba göstermiyor evet. dediğiniz gibi. Ama bak gördün mü, çift terapisine de gittik, bir fayda vermedi. Ya da şöyle oldu ya da böyle oldu. Orada hissediyorsunuz onu. Çünkü diyorsunuz ki mesela şunları yapabilir misiniz? Ya da siz ne düşünüyorsunuz? Hani çok böyle yüzeysel dolaşıyor ya da dolaylı bir şekilde ya da yapıyor ya da yapmıyor. Hani o terapiyi dediğiniz gibi yokuşa sürüyor. Ya da evet. terapiye de gittik, bir şey olmuyor gibi. Ama tabii ki siz de bilirsiniz Nihan Hanım. Bir insan değişmeyi istemedikçe ben asla ona yardımcı olamam ya da bir şeyi farkındalığa varmadıkça. Ama şu konfor dediğimiz kısım gerçekten hani elmayı yiyen bir kurt gibi. Hani içeride o içeriği çürütüyor, sonra elmayı bir anda şey yapıyorsunuz. İçi çürümüş, dışarısı çok güzel. Yani konfor güzel, kıymetli, böyle insanı iyi hissettiren bir şey ama insanı da bir tarafıyla hayatta seçimler yaparken ya da kendi hayatını yaşarken o enerjiden de yoksun bırakan bir şey. Çünkü neden biliyor musunuz? Birilerinin sözleriyle sürekli, bakın tavsiye almanın öbür kısmında konuşuyor olacağız. Hani izleyicilerimiz yanlış anlamasın. Ama birilerinin sürekli sözleriyle hareket eden bir insan kukla gibidir. Yani kukla bilirsiniz değil mi? Ben çok severim. O yurt dışında falan videoları oluyor. Yani o elini nereye çevirirse o öyle hareket eder. Ama kuklayı koyduğunuzda böyle durur. Hiçbir şey yapmaz eylem noktasında. Ha, bu nasıl bir şey? Yani insan doğasına uyar mı? Uymaz. Neden? Biz diyoruz ki çocuk yaşamında, yani zaten bir insanın fıtratını çocukluk yaşamında direkt görürüz değil mi? Bir yaşında, iki yaşında bütün çocuklar %90 meraklıdır, ilgilidir, bir şeyleri keşfetmeye yönelir, bağımsızlık ister. Hangi anne Allah aşkına, hangi baba üçlü yaşlarda çocuğuyla ilgili problem yaşamamıştır? Yani bu bütün her yerde böyle. Ben istiyorum bunu. Hani bazı çocuk bağırır çağırır, bazı çocuklar ağlar filan ama yine istediğini ister. Bakın bunlar ne? Bizim özellik ihtiyacımız var. Bizim kendimizle ilgili kişilik, benlikle ilgili ihtiyaçlarımız var. Bunu çocuğun, bebeğin fıtratında zaten görüyoruz. Bu herkeste eşittir. Ama ne yapıyoruz? Bu özellik ihtiyacımı, ondan sonra kendi ihtiyaçlarımı, belirleme ihtiyaçlarımı görmezden gele 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 psikolojik hastalıklar, ya da klasiktir bir paravan, bir hayat sürüp arkada başka tür hayat sürüp ondan sonra ne yazık ki sıkıntılı ya da sağlıksız hayatlara doğru geçme görüyoruz. O yüzden fıtratımız, benliğimiz, özellik ihtiyacını da bir tarafıyla doğuran bir şey. Ama bunu tabii ki konuşacağız. Bu etrafla önemli kararlar verirken danışmamak ya da tavsiye almamak değil, hayatımızda çoğunlukla bu örüntü varsa. Hep değil mi biz psikolojik hastalıkları anlatırken, yani bu çoğunlukla varsa ya da çoğunlukla ilişkilerinizi bozuyorsa, çoğunlukla günlük hayatınızı etkiliyorsa, siz aldığınız tabii ki bir evlilik kararı, bazen ev alırken, araba alırken değil mi arkadaşlarımızla konuşuruz. Şu araba nasıl markası, işte şunun sorunları var mı? Ya da bazen kıyafet alırken de hani bu yakışmış mı filan. Ama bir de bazı insanlar adım atamıyor yani bir şeyleri yaparken. Evet. Hani öyle bir şey ki o kıyafeti belki kendi fikriyle aldı. 10 kere gidiyor değiştiriyor. Hiçbir aldığı şeyden memnun değil. Bakın burada gerçekten başkalarından onay arama. Sürekli başkalarının o beni nasıl görecekler ya da görüyorları merak etme ya da isteme ihtiyacı biraz daha sağlıksız aslında. Bir yanıyla da sürekli başkasından tavsiye alarak hareket etmek noktasında bizim sanki kontrol altına almaya çalıştığımız duygularımızın da çok etkisi çok var. Doğru. Yani hangi duyguyu yaşamamak için çok ben güzel. Mutlaka başkasına danışarak davranıyorum. Başkasının tavsiyesini aldığım zaman hangi duygu yaşamayı? Sizin de değindiğiniz gibi sorumluluk alanım çok küçülüyor. Çünkü sen söylediğin için ben böyle yaptım deyip oradan tamamen kaçmış olacağız. O zaman bizim bu sorumlulukla alakalı hangi duygunun var olmasına müsaade etmemiz gerekiyor ki biz sürekli başkasına danışma ihtiyacı duymadan hareket edebilelim? Şey var, sistemik aile terapilerinde bizim en çok sevdiğimiz hani yeniden çerçeveleme farklı teknikler kullanıyoruz. Mesela danışan bize sürekli işte örnek veriyorum bir hastalığından bahsediyor ya da bir kişiden bahsediyor her neyse. Diyoruz ki soruda bu hayatında olmasaydı yani hayatın nasıl olurdu? Yani biz aslında dediğiniz çok güzel. Hani hangi duyguları biz yaşamamak için ya da ne hangi durumla baş başa kalmamak için buralarda dolaşıyoruz. Ya da biz o problemleri sürekli güncel olarak yani örnek veriyorum. Mesela şimdi eşiyle problem yaşıyor kişi. Tamam doğru yaşıyor. Ama bu problem olmasaydı mesela hayatın nasıl olurdu?
çok mu güzel olurdu? Ya da neler yapardın? Ya da neleri yapmayı erteliyorsun? Ya da o yapacaklarınla ilgili mi acaba kaygı yaşayıp burada çok fazla duruyorsun? Çünkü bir insanın sürekli ruminatif bir şekilde bazı olayların üzerine durması, kendi hayatıyla ilgili sorumluluk alıp almamasıyla ya da sorumluluk alacağı alanların çok böyle gözüne gözüne gelmesiyle çok alakalı. Çok dediğiniz çok doğru. Hangi duygulardan kaçıyoruz ya da hangi duyguları yaşamamak için o problemin ya da o durumun ya da o tavsiye almanın içerisinde duruyoruz? Bu önemli bir farkındalık cümlesi. Tabii teşekkür ederim güzel yorumunuz için. Gerçekten önemsediğim noktalardan birisi oluyor. Benim de her zaman duyguyla alakalı olan kısımlara sıklıkla da yer veriyoruz programımızda. Ama maalesef bu cümleler genelde çok da derinleşmediğimiz cümleler olarak da kalabiliyor. Çünkü hep temelde aynı örüntünün etrafında dönüp duruyoruz. Yani duyguyla alakalı konuşmaya başladığımız an, ona yaklaşınca bir rahatsızlık hissetme ihtimalimiz, kalp kırıklıklarımızı hatırlama, üzüntülerimizi hatırlama ihtimalimiz çok yüksek olduğu için sonra ona yanaşmadan hemen zihin başka sesler üretmeye başlıyor. Evet. Ve tekrar biz o seslerin, o düşüncelerin kancasına kapılıp hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Tavsiye ile alakalı da sürekli zihnimizden tavsiye almakla alakalı düşünceler geçtiğinde de bu ihtiyaç, bu düşünceyle alakalı tamamen ona takılı kalıp hareket ettiğimiz zaman yapacağımız işlerle alakalı mutlaka birisine danışarak hareket etmeye dair o düşünceye kapılıp gittiğimiz zaman yine sanki kendi düşüncelerinin içinde boğulmuş halde hareket eden birisinden bir farkımız olmuyor. Bakıldığında bir eylem var. Birisine danışıyoruz, bir hareketle beraber danıştığımız kişiden aldığımız cevapla beraber hareket ediyoruz belki. Ama takılı kaldığımız eylem hep aynı. Çünkü yine o zihinden geçen düşüncenin ihtiyacıyla beraber ona takılı kalmış şekilde. Bir de orada dinleyen hanım böyle iyi hissetmek istiyoruz hep sürekli. Evet. Yani hani o zor durum, stresli durum, güç durum onun içinde kalmak istemiyoruz. Çünkü nedir biliyor musunuz? Karar almak hani başkasına tavsiye almadan böyle kendi istediğini yapmak aynı zamanda da böyle stresli bir seçim sürecidir. Yani stresli sürekli düşüneceksiniz. İşte örnek veriyorum şuradan ev alsam mı bu kişiyle evlensem mi? Yani bu hakikaten stresli ve şey gibi bir şey yani sanki birisi tavsiye verince böyle rahatlıyoruz gibi. Ama işte oradaki rahatlama doğrulukla alakalı değil. Çünkü hani biraz önce verdiğim gibi herkesin aklı kendine. Yani bir insan bir psikolog bile profesör bile olsa ne kadar sizin hayatınızla ilgili karar noktası ne kadar şey söyleyebilir ama işte biz orada o konforu yanlış bir şekilde satın alıyoruz aslında. Kişi bana bir şey söylesin ben onu yapayım oh kendi içimdeki o karar alma ondan sonra kendi sorumluluğunu alma stresinden kurtulayım ve ondan sonra bir şey de olursa diyeceğim ki çok kolay. Mesela iyi çıkarsa genelde şöyle olur ya iyi çıkarsa güzel hatta o kişiyi de çok devreye sokmayız filan. Kötü çıkarsa hep onun ismini anarız. Mesela çok ilginçtir. Bunu ben evlilik hikayeleri hep oraya konu geliyor ya evlilik hikayelerini çok duymuşumdur. İşte birisi beni tanıştırdı eşimle örnek veriyorum. İşte niye tanıştırdı? Keşke tanıştırmasaydı filan. Ya şimdi tanıştırdı da size zorla imza mı attırdı? Değil mi? Vesile olmuş. O yüzden bazı arabulucu kişiler çok korkarlar. Aman aman işte geçmişte ben bir şeyler bazı kişilere aracılık yapmıştım. Sonra işte bana çok böyle sitem eden oldu. Evet. Çok şikayet eden oldu. Bir daha yapmıyorum filan. Aslında normal değil mi? Bir insan da Allah razı olsun orada bir tanışma ya da şey vesile oluyor. Ama işte bu tarz insanlar eşiyle tanışma aşamasında ya da işte ailesine bakma aşamasında ne yazık ki sanki tanıştırma imzayı atmak gibi baktığı yerde bütün sorumlulukları yani kendi yapması gereken, bilinçli bir şekilde hareket etmesi gereken sorumlulukları o tanıştıran kişiye niye bizi tanıştırdı? Keşke tanıştırmasaydı. Çok da ısrar etmişti falan. Bakın hep böyle konuşmalara şahit oluruz. Ya da işte babam beni şöyle şöyle bir okula yazdırdı ya da ailem şey yaptı falan. Biz bakın her ne kadar birileri bizim üstümüze baskı, otorite, bakın bu çok travmatik ya da çok aşırı bir nasıl diyeyim şey olmadıktan sonra kişilik bozuklukları, hastalıklar ya da işte böyle ihmal, istismar, travmatik durumlar olmadıktan sonra biraz da o kişilere ne yazık ki biz sorumluluk alma duygumuz olmadığı için o konfor alanımızdan suç atmayı seviyoruz. Yani sen dediğin için anne ben o adamı seçtim. İşte sen dediğin için baba ben bu mesleği seçtim filan. Ve onların yüzündeki suçluluk duygusunu görmek sonra daha iyi davranıyor olmaları. İşte size böyle daha da şey hani mesela işte yanlış bir evlilik yaptı sürekli annesine sitem ediyor. Size istediğiniz için evlendim filan. Bu
%100 doğru değil. Bununla yüzleşmemiz gerekiyor. Yani seçimler noktasında, ama şunu demiyorum. Gerçekten 18 yaş öncesinde istemeden, ondan sonra zorunlu kalarak da çocuk aklıyla. Tabii ki bunlar gerçekten insanın seçiminin olamadığı kısımlar. Buralar biraz daha şey, ama artık gelmişsiniz 30 yaşına 40 yaşına. Yani oralarda o seçimi yapamıyorsanız artık, ya da anne babanızın o baskısıyla hareket ediyorsanız, kendiniz de sorgulamalısınız. Ben neden o konfor alanına geçtim? Ya da annemin babamın dediğini ya da arkadaşlarımın dediğini niye bu kadar şey yaptım? Çünkü ben sorumluluk almak istemedim. Ayşenur Hanım, hem sorumlulukla alakalı daha detaylıca konuşalım. Hem de sürekli bizim sınırlarımızı ihlal edip sürekli bize akıl verenler varsa çevremizde. Evet, onlarla olan ilişkimizi nasıl düzenleyebiliriz? Özellikle de aile hayatında bu çok zorlayıcı olabiliyor. Çünkü sınır koymak gitgide zorlaşıyor yakın ilişkilerde. Bütün bunları konuşacağız, ancak şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Bugün tavsiye almadan karar veremeyenlerden bahsediyoruz. Ve elbette tabii ki neden sürekli tavsiye alma ihtiyacı duyuyoruz? Veya çevremizde neden sürekli bize tavsiye veren birileri var? Ve biz onları dinlememe noktasında neden harekete geçemiyoruz? Bu başlıkları konuşmaya çalışıyoruz. Konuyla ilgili sizlerin de sormak istediğiniz sorularınız olursa ekranda gördüğünüz numaradan bize ulaşabilirsiniz. Ayşenur Hanım, özellikle aradan sonra... Çevremizde bize sürekli tavsiye veren kişiler varsa ve bu kişiler bizim birinci derece yakınlarımız, ailemizden kişilerse, onlarla olan sınırlarımızı nasıl belirleyebiliriz? Bu noktada nasıl davranabiliriz? Bu çok sık sınırlarla alakalı çok sık aldığımız soru çeşitlerinden de birisi aynı zamanda. Nasıl davranacağız böyle durumlarda? Ama öyle bir konu ki, dediğiniz gibi çok kıymetli. Her bir konuyla da bağlantısı var. Aynı duygular gibi aslında. Yani hani duygular nasıl her anlattığımız konuyla bağlantısı varsa, kendini tanımak, özgüven gibi kavramlar, sınırlar da öyle. Çünkü bunlar bizim kişiliğimizin yapı taşları aslında bakıldığı zaman. Şimdi sınırlar, bir kere sınır oluşumu çocuklukta başlıyor. Çocuklukta biz sınırlarımızı öğreniyoruz, ama nasıl öğreniyoruz? Ailelerimizin yaptıklarıyla, kendi hissettiklerimizle ve deneyimlerimizle. Aşırı sınır ihlalini yapan, yani çocuğun yaşına göre, gelişimine göre onun yapmak istediklerine izin vermeyen kontrolcü ebeveynlerde şöyle bir şey oluyor: onların çocukları sınır duygusu olmuyor. Yani zaten başkaları hayatıma müdahale edebilir. Yani zaten ben tavsiye almam gerekir. Çünkü ben öyle yetiştim. Yani mesela çok ilginçtir. Bu biraz daha karanlık bir şey, yani bence korkutucu. Bazı insanlar hani vardır ya, bir dünyanın içindedir. O dünyanın sağlıksız olduğuyla ilgili de fikri yoktur. Bu daha kötü. Ama bazen içgörüsü olan danışan dediğimiz, tamam bunları öğrenmişim, bazen duygularım da bunu itekliyor, ama ben biraz biliyorum ya, bu sağlıksız dediğimiz kısım önemli. Çünkü neden öyle oluyor biliyor musunuz? Kocaman kocaman insanlar, tabii ki annemiz babamız önemli, kutsal, tabii ki önemli şeyler, bunlar roller. Ama ben tabii ki annemin dediğini yapacağım. Yani eşim hakkında tabii ki annem hislerini söyleyecek ve annemin dedikleri doğru çıkar. Bakın böyle bir şey de var. Yani sizin 40 yıllık eşiniz var ya da çocuklarınız var. Yani annenizin sağlıksız düşünebilmesiyle ilgili bir ihtimali bile düşünmüyorsunuz. Tamam, tabii ki annenizin sezgisi olabilir, düşüneceksiniz ya da onu dinleyeceksiniz, o ayrı bir şey, ama onun sözüyle hareket etmek ya da onun söyledikleriyle hareket etmek çocuksu bir davranış biçimidir. O yüzden biz çocukluk zamanında aslında sınırlarımızı öğrenmeye ya da öğrenmemeye başlıyoruz. Sürekli müdahale eden, çocuğun yaş dönemine, gelişim dönemine göre ihtiyaçlarını karşılamayan ebeveynlerde ne yazık ki bu sınır duygusunun çocuklarda gelişmediğini görüyoruz. İhmal ve istismar ve travmatik yaşantıları olan kişilerde ne yazık ki sınırlar gevşektir. Yani kişi kendi sınırını kaybettiği için ve değersizlik ve benlik saygısıyla birlikte bu sınır duygusu tamamen çıkar gider. Tabii burada mesela ebeveynler olarak nasıl davranmamız gerekiyor sınırlarda? Şimdi değil mi? 3 yaşındaki çocuğum
bir şeyleri yapabilir, katlayabilir, düzenleyebilir, mutfakta bana bir şeyleri getirebilir, götürebilir. Ama ne yapacak mesela anaokuluna giderken ya da bir şey yaparken ben bu kıyafeti giymek istiyorum diyecek. Ya da diyecek ki ben odamda eşyamı şuraya koymak istiyorum. Bakın bunlar ufak nüanslardır ama çok kıymetlidir. Çocuğunuza bakın, büyük oranda zarar vermiyorsa ya da bir yaşam deneyimi sunmuyorsa çocuğunuz istediği kıyafeti seçsin. İstediği rengi seçsin. Bazen absürt bir renkle bir absürt rengi uyuştursun. O onunla bir aslında bilinçaltına biz mesaj veriyoruz. Senin de kararlarını önemsiyorum. Senin de kararlarına saygılıyım. Ya da örnek veriyorum değil mi? Mesela çocuğumuzun odasını yaparken yani sorabiliriz değil mi? Yatağın burada mı dursun? Ya da bu çarşafı mı alalım? Ya da bu kitaplarını buraya mı koyalım? Ya da oyuncaklarını hangi sepete nereye koymak istersin? Yani ona soralım. Onun yapabileceği şeylerde hangisini yapmak istersin? Bu ne demek biliyor musunuz? Aa ben de karar verebiliyorum. Ben de karar alabiliyorum. İşte bu çocuk da aslında özellik algısını, sınırlarla ilgili kısımları doğuruyor. Ya da bakın sınırların öbür kısmı var. Çok önemlidir. Biz eş ilişkimizde ya da diğer kardeşlerle aile yaşantımızda sınırları ne kadar gözetiyoruz? Hani her zaman diyoruz ya ebeveynler olarak model de olacağız. Örnek veriyorum. Mesela diyelim ki ben eşimle konuşurken onun konuşurken lafını mı kesiyorum? Dinliyor muyum? Ya da eşimin mesela eşyalarıyla ilgili bir şey yapacağım ya da ona soruyor muyum? İşte ister misin bunu yapmamı? Yoksa bir anda girip onun istemediği vardır böyle kıyafetleri falan böyle bazen atıyorlar ya da işte aslında öyle yıkanmasını istemiyor falan. Yani biz evde çocuğumuza model olurken aslında eş ilişkimizde ya da diğer çocuklara davranırken nasıl davrandığımıza da bakmamız lazım. Örnek veriyorum. Mesela kapı çalma, ondan sonra odaya girerken izin isteme çok önemlidir ve mahremiyet açısından da bu çok kıymetli bir şeydir. Bu gerçekten bunun öğretilmesi de gerekir özel alan anlamında. Ben çocuğuma bunu öğrettiğim gibi çocuğumun odasına girerken mesela anne baba odasına girerken değil mi? Ebeveynler bunu söyler. Tıklatmadan girme. Ya da annenin babasının odasına girerken mutlaka seslen. Ya da abinin odasına girerken ablanın odasına seslen. Ama ben bunu söyleyip çocuğumun odasına hop diye dalıyor muyum? Yani bu kısımlarda ben sınırları öğretirken nasıl davranıyorum ya da ebeveyn olarak neler yapıyorum bunlar önemli. Mesela sınırlar konuşurken çok bariz ortaya çıkar. Hiyerarşik olarak ben kendimi çok üstte görüyorsam karşı tarafı dinlemem, sözünü keserim, müdahale ederim. Ondan sonra söylediği şeyi saçma bulurum. Ama biz her zaman diyoruz ya çocuk eğitiminde çok kıymetlidir. Çocuğun boyu ufaktır. Onun seviyesine gelerek hatta bir çömelme imkanınız varsa çömelerek onun gözlerine bakarak onun boy hizasında bir konuşma yapacaksanız konuşun ya da bir şeyleri anlatın. Bunların hepsi ne demek? Ben sana saygı duyuyorum, senin sınırlarına saygı duyuyorum, yaşının gerektirdiği şekilde bir şeylere saygı duyuyorum demek. Sınırlar birçok alanda. Eşler arasında sınır yok mu? Var. O benim eşim. Ben ondan ona da şaka yapmayacak mıyım? Ona da takılmayacak mıyım? Ya da onun hayatıyla ilgili yorum yapmayacak mıyım filan. Biz ne yazık ki bunlarla ilgili ya da şöyle tarafı da var yanım o da üzücü. Ben mesela örnek veriyorum işte eşimin telefonumu karıştırmasını istemiyorum deyince eşim öfkeleniyor. Şöyle eşinden ayrı gayrım mı var? Şimdi biz sınır çeken insanlara da başka gözle bakıyoruz. Kibirli, ben merkezci, evet. Ondan sonra hiçbir şeyini açmayan. Çünkü sınırlarımız o kadar ihlal edilmiş ki ve biz bunun doğal bir ihtiyaç olabileceğini anlamıyoruz. Ya da örnek veriyorum mesela bazı aile yapılarında da öyledir. Diyor ki mesela aileler bizim bütün kapılar açıktır evde. Hiç kimse öyle odasında oturmaz kapı kapalı. Neden diye soruyorum. Öyle biz şeffaf bir aileyiz. Yani çok böyle birbirimizi çok severiz. Mesela bir de böyle anlatılıyor. Ama çocukların mahrem alanları yok. Belki de ayağını uzatacak, belki atıyorum şortuyla oturacak, kıyafetiyle oturacak, kendine göre bir şey var. Belki müzik dinleyecek, belki o anda o yatar pozisyonda öyle gözükmek istemeyecek filan. Hayır, kapı açık duracak sürekli. Bazı ebeveynler öyle yapıyor mesela. Değil mi? Biliriz onu. Ya ne yapıyorsa çocuk orada değil mi? Ne oluyorsa. Ama işte bunlar bizim kendimize göre oluşturduğumuz sınır ihlalleri aslında. Sınır dediğimiz zaman kişinin kendisiyle ilgili ihtiyaçlarını başkalarına zarar vermeden kendi isteklerini, taleplerini oluşturabildiği bir alan olarak bakıyoruz. Buradaki temel kısım şu, başkalarına zarar vermemek ve kendi ihtiyaçlarını da burada yapabilmeyi aslında istemek. Ha şöyle bir ihtiyacı da olabilir kişinin, örnek veriyorum. Benim kapım açık dursun istiyorum. Ya bu da bir mesela kendine göre bir sınır. Yani ben kapım açık durduğumda sıkıntı hissetmiyorum. Ama biz her zaman biliriz değil mi? Evimizi kilitleriz, bahçe kapımızı, arabamızın ondan
sonra anahtarı. Yani biz aslında bir şeylerle ilgili hayatımızda her zaman sınır çekeriz. Bahçe çiti vardır, dünyanın bütün ülkeler arası sınırlar vardır. Yani sınırın görünmeyen soyut anlamı vardır aslında, değil mi? Ülkelerin evet. arasında ben hep küçükken çok ilginçti. Haritalarda hep sınırlar var ya, hep düşünürdüm Nihan Hanım. Hani bu sınırlar ülkelerde nasıl çiziliyor acaba? Hani o haritadaki sınır evet. böyle çok da değişik gelir ya, mesela kenarlardan gelir aşağıya doğru iner filan. Bunlar aslında bakın mecazidir, soyut sınırlardır. O metre metre ölçtüğümüz şeyler değildir. İşte insan hayatında da böyle. Biz günlük yaşamın içerisinde hava gibi, su gibi o kadar çok sınır ihlalleriyle ya da bu anlamda sınır zannetmediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz ki bunları biz normal olarak kabul etmişiz aslında. En çok da dediğiniz gibi anne baba ve çocuk ebeveyn sınırlarında. Evet. Şurayı biraz eklemek istiyorum. Hem de daha pratikte belki öneri vermek için. Anne babanıza ya da eşinize, çocuğunuza sınır çekerken ilk başta konuşacaksınız. Neleri istiyorsunuz? Nelerden hoşlanmıyorsunuz? Ya da size nasıl davranılması gerektiği. Şimdi bir anda böyle devrim yapar gibi, ihtilal yapar gibi. Hani ben bugün artık böyle bir hayat süreceğim deyip hani herkese öfkeyle bağırıp ondan sonra bütün çatışmacı bir şekilde. Bazı insanlar çok tepkisel yapıyorlar bunları Nihan Hanım. Bu sıkıntılı. Çünkü tepkisel olarak yaptığımız davranışların geri dönüşü ve bedelleri daha ağır oluyor. İnsanlar bize daha zıtlaşarak gidiyor. Kendimizi anlatarak ben artık şu şekilde istiyorum ya da benim ihtiyaçlarım böyle. Sonra adım adım o sona doğru gitmek. Hani ilişkileri koparmaya mı gideceksiniz artık, nasıl mesafe koyacaksınız ama baştan denemeniz lazım. Evet. Kendinizi anlatmak, kendinizle ilgili ihtiyaçlarınızı söylemek, bana böyle davranılmasını istiyorum ya da şöyle davranılmasını istiyorum dedikten sonra, açıklama yaptıktan sonra kimse oturup sizin zihninizi açamaz ya da sizin zihninizde ne var ihtiyacınızı söylemedikten sonra kimse sizin ihtiyacınızı anlamaz. Burada yine de Ayşenur Hanım nasıl oturup konuşacağım sorusu değil mi? Çok akla güzel. Geliyor. Yani nasıl yapacağım hepsini, bunu? Ay, ben hepsini evet. bir aşama aşama söyleyeyim. Bunu adım Hayır. adım ele almaya çalışalım. Tabii ki olur. Çünkü Hı-hı. özellikle Tabii. uzun yıllar boyunca buna Aynen. maruz kalmış. Yani başkasının yönlendirmesine maruz Aynen. kalmış. Ve kendi kararını alma noktasında Aynen. en ufak bir adım attığı an çok yoğun eleştirilerle Aynen. karşılaşmış. Aynen. Veya hayatında sadece bir kere olsun kendi kararını alarak hareket ettiği zaman çok büyük bir suçlanmayla karşı karşıya kalmış. Neticesinde yaşayabileceği rahatlamayı yaşamasına fırsat verilmemiş kişiler. Bu sınırlarla alakalı Değil mi? Ne yapmaları gerektiğini zaten biliyorlar. Mesele bunu yapamayışlarından kaynaklanıyor. Güzel. Özellikle de terapiye geldikleri zaman tamam şimdi bana ne yapacağımı söyleyin, nasıl yapacağım, bu sınırı nasıl çizeceğim gibi sorularla karşılaşıldığında zaten bunun cevabını biliyorlar. Tabii. Yani evet benim artık ona bir bunu dur demem lazım. Ben Aynen. bundan rahatsız oluyorum. Bana sürekli akıl vermenden rahatsız oluyorum. Ben bir konuda tavsiyeye ihtiyaç duyduğumda sana sorabilirim. Ki muhtemelen bu cümleleri evet. daha sonra olayları yaşadıktan sonra yüzlerce kere zihinlerinden geçirdiler. Aynen. Eve geldiler, temizlik yaparken zihinlerinde o tartışmayı sürdürdüler. Eşleriyle tartıştılar. İşlerine gittikleri zaman zihinlerinde bu tartışmayı sürdürdüler. Hep bahsediyoruz ya bir karikatür örneğinden. evet. Köpek gece yatağında düşünüyor. Bana evet. hoş dediğinde Aynen. keşke hav deseydin. Ama mesele tam da bu cümleleri o anda kuramamaktan evet. kaynaklanıyor. Evet. Ne oluyor da biz o sırada bu sınırı çekecek cümleleri kurmakta zorlanıyoruz. Çok güzel. Şimdi bir kere bizim bu konuda deneyimimiz eksik. Bunu kabul edeceğiz. Tamam, bisiklete binmek gibi aynı, araba sürmek gibi ya da spora başlamak gibi. İlk başta canımız yanar, kaslarımız ağrır filan. Bu bizim için yabancı bir deneyim. Evet. Yani ne yapmamız gerekiyor? Belki öncesinde ihtiyaçlarımızı analiz edeceğiz. Hani şuna ihtiyacım var ya da şunu söylemem gerekiyor. Bir kere ilk başta karşı tarafla konuşabileceğiniz bir ortamı aramanız gerekiyor. Evet. Yani bu şöyle olmamalı. Anneniz sabah kalkmış, sabah mamuru. Hani vardır açken böyle şey. Bir anda böyle yanına gelip ben artık bana böyle böyle davranmasını istiyorum. Şimdi hani doluyorsunuz ya bir de geceden. Ya da eşinize. Mesela kalktınız, daha yeni uyandı eşiniz falan. Böyle işe gidiyor, hazırlanacak, yorgun argın, daha kahvaltısını falan yapmamış. Artık bana şöyle şöyle davranmanı istiyor. Bakın yanında böyle bir o şeyleri biliyorum. Hani o kurgular ya da şeyler çok hafızam dolu o konuda. Şimdi bunlar bakın bu bir kere bu bağlam yok. Karşıdaki insan size çok büyük tepki verir. Ve siz dersiniz ki bak gördün mü benim sınırlarıma dikkat etmiyor. İşte bu kendi kendini doğrudan kehanete göre. Hayır böyle bir şey değil.
Şimdi bir kere iletişim ortamını yaratacak uygun, rahat koşulları bulmanız lazım. Şöyle diyebilirsiniz, mesela akşam hani bilirsiniz eşinizi, annenizi, babanızı böyle bir rahat zamanları, konuşulabilecek zamanları, diyalog kurulabilecek zamanlarında illa şöyle demeniz gerekmiyor. İlişkilerde bu şeydir ya, alarm işareti. Seninle konuşmam gereken önemli bir mevzu var. Akşam eve erken gel falan. Şimdi bu da bu sıkıntılı. Yani kişiyi geren bir şey. Yani o konuşma saati. Spontan olması her zaman iyidir. Rahat bir zamanı anneniz, babanız, çocuğunuz böyle çay kahve içerken bir çay demleyeyim mi falan. Sohbet ortamında ihtiyaçlarınızı söyleyeceksiniz. Bakın sadece ihtiyaçlarınızı. Diyeceksiniz ki, örnek veriyorum. İşte ben evde yaşarken burada mesela annenize diyorsunuz ya da babanıza. Mesela kapımın, örnek veriyorum, çalınarak girilmesi beni daha iyi hissettirir. Çünkü ben içeride işte giyiniyor olabilirim, işte müzik dinliyor olabilirim. Hiç fark etmez. Kendinize göre anlatıyorsun. Ya da örnek veriyorum. Annenize diyorsunuz ki, anne işte ya da baba, eşimle size geldiğimde hani lütfen onun yanında böyle benimle ilgili işte atıyorum espriler yapmazsanız sevinirim. Çünkü beni biraz üzüyor. Hatta şöyle yapın. Direkt onlara ne yapması gerektiğini daha ikinci planda. İlk başta kendi duygularınızı söyleyin. Hani geçen eşimle birlikte size gelmiştik. Ondan sonra orada bazı şakalar falan oldu. Tamam, ben hani şey yaptım, bunu tölere ettim ama eşim biraz üzülmüş ondan sonra. Hani şey gibi, yani o bizim diyaloğumuzu anlamaz filan. Evet. Siz biraz buna da böyle farklı davransanız olur mu? Ya da neler yapabiliriz bununla ilgili? Bunu söylemek zorundasınız. Bakın bu kırıcı bir konuşma değil. İhtiyacınızı karşılamak için konuşma. Ama ben size hemen direkt söylüyorum. Şimdi karşı taraf diyecek ki, anneniz, babanız, eşiniz olsun. Hiç fark etmez. Sen bana ne diyorsun? Ben yanlış mı davrandım şimdi? Yani sen beni suçluyor musun? Yani ben hep yanlış mı davranıyorum? Bu kadar sene benim tecrübem var, bu kadar şeyim var. Ben şimdi evladımın eşinin yanında ya da nerede ne konuşacağım bilemez bir kadın mıyım ya da bilemez bir adam mıyım? Bakın hemen orada kişiler savunmaya geçer. Bunu tölere edin, oldu mu? Bu çok şeydir, normaldir. Şöyle normal. İnsanlar genelde böyle kendi yaptıklarıyla ilgili bir şey duyduklarında otomatik savunmaya geçerler. Bu bizim fıtratımızda var, tamam mı? Yani ben de öyleyimdir mesela bir tarafıyla. Biraz böyle bir düşünürüm, şey yaparım. Sonra hani psikolog olduğum için buraları revize ettim. Ama genelde savunma şeyi vardır. Çünkü hep yaptıklarımızın iyi olduğunu düşünürüz. Yani çünkü o bizim kişiliğimizi koyduğumuz bir kutu gibi. Şimdi oralarda öyle olacak. Hiç orada bozmayın kendinizi. Şöyle söyleyin. Seni suçlamıyorum. Ya da seni suçlamak için söylemedim. Ama evinize geldiğimde ya da işte birlikte oturduğumda daha rahat hissetmek istiyorum. Ya da böyle gerilmeden ya da kaygılanmadan daha rahat ilişkimizin, ondan sonra bu işte arkadaşlığımızın, örnek veriyorum, işte daha iyi geçmesini istediğim için. Yani ilişkimizi aslında biraz daha iyi hale getirmek istiyorum. Çünkü neden? Böyle olunca ben daha az geliyorum eve ya da işte örnek veriyorum, ben seninle daha az vakit geçiriyorum. Ya da eşinize diyorsunuz ki mesela işte sen şöyle şöyle yaptığında ben seninle yapabileceğim şeyleri yapmıyorum. Yani aslında orada hangi ihtiyacınız karşı tarafın yaptığı hareketle karşılanmıyor yu söylemiş oluyorsunuz. Şimdi bu ikinci adım. Şimdi bazı kişilik örüntüleri burada devreye giriyor. Hala şeyde ısrar edebilir savunma kısmında. Biraz burada şeye bırakmanız gerekiyor. Püf noktası buralar. Burada söylediniz ya, biraz geri çekilin artık. Yani kişiye ihtiyacınızı söylediniz, isteklerinizi söylediniz. Karşı taraf savundu, anladı, anlamadı. Bu adımdaki tehlikeli olan ne biliyor musunuz? Israr etmeniz. Israr etmeyin insanlara. Bakın hiçbir zaman bir insana, bence hiçbir şeyde ısrar etmeyin. Yani evet. Israr nedir biliyor musunuz? Evet. Israr. Israr da bir sınır ihlali. Evet, aynen onu diyecektim. Yani aynen ısrar da. Yani siz aslında sınır çekmeye çalışırken karşı tarafın sınırlarını girmeye çalışıyor. Acayip bir ironik bir şey, evet, dönüşüyor. Aynen öyle. Israr etmeyin. Şimdi düşünsenize bir kişiye, hele ki anneniz olabilir, babanız, eşiniz, ya önemli bir şey söylemişsiniz. Kendinizle ilgili, sınırlarınızla ilgili. Biraz onun demlenmesini, biraz o düşünceyle vakit geçirmesi için onu özgür bırakın, serbest bırakın. Yani biz terapilerde de öyledir ya, değil mi Nihan Hanım? Önemli bir konu konuştuktan sonra seansın şeyinde bazen ben öyle de yaparım. 2 hafta sonra görüşelim derim. 3 hafta sonra görüşelim derim. Yani bu konuyu biraz düşünün, demlensin. Biz
orada kendi ihtiyaçlarımızı söylerken de bazen onu geçmişin de dolmuşluğuyla filan istiyoruz ki o insan da hemen bana adapte olsun. 40 yıllık sınır çekememe problemini bir anda değiştirsin. Evet. Biz onu da kaçırıyoruz. Bunlar bebek adımlarıyla ilerlenir. Hı hı. Şimdi karşı taraf dediğim gibi bakın kişilik patolojisi yoksa, sağlıksız bir örüntüsü yoksa ya da patoloji, psikiyatrik hastalık ya da herhangi bir şey yoksa ve siz güzel konuşmuşsanız biraz onun yalnız kalmaya, sizin ne kastettiğinizi anlamaya ya da bu durumla ilgili aslında neler oluyor? Yani işte ben kızımı kaybediyor muyum? Ya da kocamı kaybediyor muyum? Ya da karımı kaybediyorum, çocuğumu yani insanda şey vardır. Böyle yeni bir şey gelince onu böyle taşları oturtmaya çalışırsınız aslında. Hani çocuğum bana ne kastetti? Hani o anda ben anneyim tabii ki senin hakkında karar vereceğim dedim ama çocuğum bana ne kastetti? Siz stabil olun. Ondan sonra günlük yaşama devam edin. Biraz o ilişki oturduktan sonra, biraz o demlendikten sonra başka bir konuşma esnasında yine şunlardan bahsedebilirsiniz. Geçen hani konuşmuştuk ya ondan sonra mesela bu konuyla ilgili neler düşünüyorsun arada? Bakın çok yavaşça, çok yavaşça. Hani bu konuyla ilgili şeyin nedir? Genelde büyük oranda ilişkileri bozmak istemeyen insanlar, ilişkilerine yatırım yapmak isteyen insanlar, bakın bu da bir önemli bir şeydir aslında göstergedir. Biraz revize etmeye çalışırlar. Ama ne kadar biliyor musunuz? Biraz. %100 değil. İnsan değişimi zamanla olur, yavaş yavaş olur, bebek adımlarıyla olur. Evet. Kimse bir anda değişmez. 70 yaşındaki annenizi bir anda değiştiremezsiniz. 40 yıllık eşinizi bir anda değiştiremezsiniz. Bakın ne diyorum ben? Revize etmek. Yani anneniz yıllardır size bir şeyleri söylüyor. Şimdi anneniz böyle başka bir şeye mi dönüşecek? Ya öyle bir anne yok. Yani onu revize edeceksiniz. Ne gibi? Hani anneniz bazı hareketlerine ya da babanız ya da eşiniz dikkat ediyor olacak. Hı hı. Ve siz buralarda şükran duyacaksınız. Ve o kişiye onu sizin için bir şeyleri değiştirme gayretinde, bakın değiştirdiği için değil, değiştirme gayretinde bulunduğu için ona teşekkür edeceksiniz. Hı hı. Değişim böyle olur. Bu gerçekten çok yorucu ama ben hani terapist olduğum için böyle yapıyorum danışanlarımda. Biz çocuklarımızda da öyle bir şeyi değiştirirken böyle hemen bir şeyler olsun istiyoruz. İlişkilerimizde de öyle. Eşim hemen bir anda değişsin. Eşim işte atıyorum evlendi işte bugün tarihi 22 bilmem ne filan. Bundan sonra dağınık bir adam olmasın. Böyle bir şey gibi milat gibi evlendi ve dağınık bir adam olmasın. Şimdi eşinizin alışkanlıkları var, eşinizin şeyleri var. Bu adımlar nerede işte yıkıcı oluyor? Biz bu adımları doğru atamadığımız için yıkıcı oluyor. Hı. Bu küçük adımları insanın değişme potansiyelinin ne yazık ki öyle hemen olmayacağını göze alarak yapmadığımız için. Ama buradaki tehlikeli nokta ne? Çünkü şöyle danışanlarım da var. Hani genel olarak söylüyorum. Gerçekten güzel konuşuyor, terapiste gidiyor, şey yapıyor. Kişi bununla ilgili hiçbir çabada değil. Yani hiçbir çaba yok. Bunu anlarsınız. Hı. Yani... Şimdi ilişkilerde bu başka bir şeydir, ebeveynlikte başka bir şeydir ama ilişkilerde kısmını söyleyeyim. Burada hiçbir çaba göstermiyorsa, kendinizi anlattınız, karşı tarafı suçlamadan zamana bıraktınız, bebek adımlarını izlemeye çalıştınız, hiçbir şekilde adım atmıyor. Orada çok önemli bir bu alarmdır, sinyaldir. İlişkiniz nereye gidiyor acaba? Yani ilişkinizle ilgili temel problem olabilir. Seven... İlişkisi bir tarafıyla böyle yolunda gidiyor. Hani evlilik, gelecekle ilgili planları var kişinin filan. Sizin hatırınıza bir şeyleri revize etmeye başlar. Bakın değiştirmeye demiyorum. Sizin hatırınıza minik minik üf canı sıkılsa da filan böyle yapar filan. Ha ama hiç yapmıyorsa ve katı hali yani sizinle bazen mesela kişilik problem, kişilik patolojileri olan insanlar şöyle yaparlar böyle zamanlardan sonra. Daha da inada bindirebilir. Hmm. Bakın bunlar başka bir şey. Evet. Yani sen misin bana sınır koyan? Ben sana daha alasını koyarım. Bakın şimdi buralarda ne yapmanız lazım? Bir gözlemci gibi ilişkinizin dışına çıkacaksınız. Ben ne yaptım? Ne söyledim? O bana nasıl cevap veriyor? Burada ilişkinizle ilgili değerlendirme süreciniz devreye girmesi lazım. Hala ısrarla ya ben kendimi anlatayım. Bir yere kadar anlatırsınız ve insanlar hep klasiktir ya anlamak isteyince anlarlar sizi. Yani anlamak isteyince gerçekten anlar. Ne kastettiğinizi anlarlar. Hele ki suçlamadıktan sonra böyle kendinizi anlattıktan sonra değil mi? Biz 5 yaşındaki çocuğa bile anlatıyoruz kendimizi. Bunu yapmanı istemiyorum. Şöyle gülüyor mülüyor bir şey yapıyor ama anlıyor orada. Yani o çocuğun bakışlarını anlıyor. Zeka potansiyeli olarak
anlamak istemiyordur, ilişkiyi göze almak istemiyordur. Ya da sizinle ilgili dediğim gibi bir gelecek anlamında bir şey düşünüyor ya da düşünmüyor. Buralar önemli parametreler. Bizim bu sınır ihlallerinde ya da sınır çekmelerde yaşadığımız özellikle mesela şöyle anlatıyorsa kişi üzücü ama mesela 40 yıldır böyle işte ben şunu söylüyorum değişmiyor, düzgün de konuştum şu var. Yani o ilişkinin sağlıksız olduğu ile ilgili göze alamayışını da görüyoruz kişi. Evet, yani oraya bakmak istemiyor. Evet. Yani evet olabilirim tamam olabilir ama biz biraz da gücümüzü de iktisatta kullanmamız gerekiyor değil mi Nihan Hanım? Evet. Yani bu güç de bize böyle Allah'tan böyle sonsuz verilmiş değil. Çocuğumuza vermemiz gerekiyor, tabii. Eğitim hayatımız var, ailemiz, arkadaşlarımız. Ben sürekli bir yerde efor sarf ettikçe, sürekli yoruldukça ne oluyorum? Yani başka yerlere o hayat enerjim tamamen parçalanmış oluyor. Evet. O yüzden ben tekrarlı bu sınır koymada nasıl yapıyorum ya da neler yapıyorum olmuyor. Biraz da yüzleşmemiz lazım ki enerjimizi dikkatli kullanalım. Bu sınır koymayla alakalı olan kısım temel bir gönüllülük meselesi gibi. Neye gönüllü olacağımıza karar vermek. Evet. Şimdi sınır koyduğum zaman hangi durumları yaşamaya ne kadar gönüllüyüm? Evet. Sınır koyduğum zaman hangi duyguları yaşamaya gönüllüyüm? Süper. Çok güzel. Ben sınır koyduğum zaman ne olmasından korkuyorum ki sınır koymaktan bu kadar geri duruyorum ama bir yandan da bunun sıkıntısını yaşamaya devam ediyorum. Ben eğer sınır koyduğum zaman sevilmeyeceğime mi inanıyorum? Kabul görmeyeceğime mi inanıyorum? Ya da sınır koyduğum zaman mutlaka dışlanırım diye mi düşünüyorum? Belki çocuklukta sürekli kendi isteklerimizi belirttiğimiz noktada sürekli cezalandırıldığımız bir ortamda bulunduysak, böyle bir öğrenmeyle beraber kendi isteğimi dile getirmem, kendi sınırımı belli etmem demek olacak. O zaman bir cezalandırılma ihtimalinden mi korkuyorum? Veya sınır koyma adına ufacık adımlar attığım an, çünkü bu sinyaller çok tabii, net anlaşılır. Bu iletişim biçiminde her kimse karşımızdaki, karşımızdaki bu sinyalleri aldığı zaman tavrını nasıl değiştiriyor? Az önce sizin de değindiğiniz gibi. Sen misin bana sınır koyan? O zaman sen de benim yüzümü görmeyeceksin. Ben de seninle görüşmeyeceğim. Telefonlarını da açmayacağım. Bizi suçlu hissettiren birisi mi var karşımızda? Ve biz bu suçluluğu sırtlanıyoruz. Ve sonra biz çok normal bir şekilde, çok hakkımız olan, bencillik olmayan bir şeyi istemiş olmamıza rağmen kendimizi özür dileyen pozisyonda mı buluyoruz? Evet. İşte bu döngünün içinde sınır koyduğumuz zaman hangi durumları yaşamaya ne kadar gönüllüyüz? Aynen. Bu bir terazi gibi. Bir tarafta sınır koyacağım ama karşımdaki bu benim koyduğum sınırlara riayet etme noktasında o da gönüllü olmayabilir. Ve beni zorlayacak farklı davranışlarda bulunabilir. Bu davranışların bende uyandıracağı huzursuz edici duygulara ne kadar gönüllüyüm? Veya sınır koymadan ve bu sınır koymayışımın verdiği rahatsızlıkla yaşamaya ne kadar gönüllüyüm? Maalesef sınır koymayla alakalı herkesin mutlu olacağı bir senaryo yok. Çünkü sınır ihlali yapan bir kişi varsa sınır koymasından hiçbir zaman memnun olmayacak. Aa iyi ki de bana bir sınır çekti canım, ben de onu çok arıyordum zaten demeyecek. Zaten onu suçlayacak. Biz de suçlanmışlığımızla kalacağız. Burada bu suçluluğu alacak mıyız, almayacak mıyız? Ya da bunu bütün hayatımızdaki bütün senaryolar içinde düşünebiliriz. Bu durumla baş etme noktasında buna ne kadar gönüllüyüm? Yani maalesef iki olumsuzluktan birini seçeceğiz belki ama biz sağlıklı sınırlar koymayı seçtikçe, sizin de dediğiniz gibi bu deneyimi yaşadıkça şöyle bir fark oluşacak. Bizim içimizde oluşan bu sıkıntılı duyguya tahammül edecek alanımız, kabımız şu kadarsa eğer, evet, biz bunu deneyimledikçe bu sıkıntının kendisi küçülmeyecek. Bu sıkıntı bu yumruk kadarsa eğer bu alan genişlemiş olacak, evet, ve bu sıkıntının içimizdeki hareket alanı genişlemiş olacak. Biz odak noktamızı bu sıkıntının hiç çıkmamasına odakladığımız zaman zaten sınır koyamıyoruz. Ama bu sıkıntının var olmasına müsaade ettiğimiz zaman bunu deneyimledikçe bu alanın genişlediğini kesinlikle de fark etmiş olacağız. Bir de şeyi eklemek istiyorum Nihan Hanım. Harika söylediniz. Ne kadar gönüllüyüz. Altını çiziyorum bunu. Bir de şöyle bir durum var.
Değil mi? Biz yetişkin kısmında ya da ergenlik de olabilir ama genelde yetişkin kısmında bunu yapıyoruz. Şimdi karşı tarafın da bize şaşırma kısmını iyi empati yapabilmemiz lazım. Yani ben bu zamana kadar ona bir örüntüyü sundum. Evet, evet. Yani ben empatiksem eğer, hani onun hemen değişmeyeceğiyle ilgili, onun da beni nasıl algıladığı ile ilgili empatik olmam lazım. Tabii. Yani ben yıllardır ona sınır çekmeyerek davrandım. Evet. Yani onun da şaşırma ihtimalini, değil mi, benim kaldırabilmem gerekir. Ya da ben eşime yıllarca örnek veriyorum, sabrettim hiç söylemedim ya da sıkıntılarımı böyle daha geçiştirdim filan. Ve bir anda 15 yıl sonra, 20 yıl sonra adamın karşısına ya da kadının karşısına geçip ben bunlardan rahatsız oluyorum dedim. Şaşıracaktır. Tabii ki. Bence biraz şunları, o bebek adımlarını o yüzden söylüyorum. Bunu o anki duygusal patlamanıza... İşte o anki öyle kafasına esti, söyledi. Ha biraz gergindi falan. Bir geçsin. Hani vardır ya, bir böyle soğusun, öyle deriz ya. Ondan sonra bakarız deyip değiştirmeyebilir de bakın kişi sizinle ilgili sınır şeyini. Çünkü neden? Yıllarca zaten öyleydi. Herhalde bir şey oldu. Bazen öyle diyor bana eşler, Nihan Hanım şöyle söylüyor. Eşim bu aralar çok psikoloji kitabı okuyor. Zaten çok videolar falan da var. Hani oralardan bunları öğrenmiş. Hani anlıyorum. Adam ya da kadın şöyle bakıyor olaya. Hani bir geçici bir dönem. Şimdi o geçici dönemi de onun gözleriyle görmeniz lazım. Siz bu zamana kadar net bir şekilde konuşmadınız ya da net böyle sağlıklı bir şekilde ifade etmediniz. Onun da sizin bu istekte nasıl sebatlı ya da nasıl sabırlı, nasıl istikrarlı olacağınızı anlamak için onun da zamana ihtiyacı var. Evet. Yani şunu görmesi lazım. Ha, eşim gerçekten bunu istiyor yani. Ve bazen bunu test eder eşler. Ne kadar kötü. Yani eskisi gibi devam eder. Bakalım hani eşim bunu istiyor mu istemiyor mu tekrar bir bakarsınız ki rahatsız oluyor. İşte o yüzden ben biraz önce söylediklerimi bu karşı taraf bağlamında söylüyorum. Evet. Bir süre sonra tekrar hatırlatın, evet. Tekrar konuşun. Yani bunları böyle ara ara revize edin ki eşiniz ya da işte aileniz ya da dostunuz bu fikirde hani bir anda bana ilham geldi sabah uyandım gibi bakmasın size. Çünkü sizi de tanıdıkları bir örüntü var, tabii, davranış biçimi var. Her zaman böyleydi yani bu kız. Niye değişsin ki? O kafasına esmiştir, bir şey olmuştur. Arkadaşından etkilenmiştir filan. Evet. Hani öyle diyor insanlar. Annenize öyle dediğinizde o diyecek ki bu arkadaşı vardı, o kız biraz şöyle, ondan etkilenmiştir. Yani bir geçer bu şeyi. Ya da terapiye başlıyor kişi. Terapiye başladı, aynen. Ve yaşadığı meselenin, yaşadığı sıkıntının sınır koymakla alakalı olduğunu bilmeden başlıyor. Kimisi de gayet bilerek. Aynen, aynen. Ve sonra böyle bir matruşka gibi olaylar açıldıkça sınır koyma ihtiyacının çok net bir şekilde hasıl olduğu meydana geliyor. Ve bununla alakalı ufak adımlar atmaya başladığı an karşı taraftan sezildiği için sizin de aynen, dediğiniz gibi. Sonra diyorlar ki ya bu terapist sana hiç yaramadı ya. Sen terapiye gitmeye başladıktan sonra çok değiştin biliyor musun? Bizim arkadaşlığımız bozuldu artık terapide ne konuşuyorsanız. Değil mi? Sonra böyle bir karşı taraftan aynen, sizin çabanızın değerini düşüren aynen, bir tutumla da karşılaşabiliyorsunuz. Hı. Ya da arkadaşıyla alakalı bir suçlama olabiliyor. Aynen. Çünkü karşı taraf için de sizin sürekli gösterdiğiniz davranış onun konfor alanı. Yani... Çok ben güzel, karşımdakine sürekli bana tavsiye vermesine müsaade ediyorsam o da sürekli tavsiye veren tarafta olmaktan dolayı büyük bir konfor içinde. Aynen. Çünkü o da kendini böyle rahatlatıyor. Belki de içindeki değersizlikle bu şekilde baş ediyor. Sürekli oturduğu yerden akıl dağıtarak aynen, kendini çok daha akıllı hissedip bu ihtiyacını böyle karşıladığı yanlış bir yol benimsemiş. Zaten genelde de böyle olur. Yani evet, sürekli tavsiye veren kişinin yanında sürekli tavsiye alan ne birisi olur. Ne kadar ilginç değil mi? Öyle evet, bir denge. Biz hepimizin hayatında bu denklemin var, içinde bulunduğumuz var, farklı ilişki örüntüleri vardır. Anne baba ile alakalı karşılanmamış ihtiyaçlarla ilgili bir taraf sürekli alıcı, bir taraf sürekli verici olabilir. Roller birbirine karışmış olabilir. Ne zaman ki biz bu yanlış bir şekilde de olsa kurulmuş çarkın dönmesiyle alakalı o çarktaki dişlileri değiştirmeye başlarız. O zaman o çark gıcırdamaya başlıyor. Aynen öyle. Ve o ses dediğiniz gibi o gıcırdamaya başladıkça ne oluyor, ne bitiyor? Şu da çok önemlidir. Bunu da izleyicilerimize söylemek istiyorum.
değişim her zaman o sancılı tarafı vardır ama insanlar hep eskiye doğru sizi döndürmeye çalışırlar. Yani ısrarla. Neden? Yeni bir şey her zaman tehdit edici, kaygı verici, bilinmezlikler, belirsizlikler içeren bir şeydir. Yani sizi eski bene, eski kızınıza, işte eski oğlunuza dönüştürmek için de ara ara şey yap. Ama bunların bakın bir tarafı masum. Niye biliyor musunuz? Mesela eşler, mesela diyelim ki kadın ya da erkek ailesiyle eşinin sınır çekmesini istiyor. Ondan sonra bir bakıyor ki mesela sınır adımları atıyor eşi. Ama annesi ya da babası daha böyle eskiye gibi yani eskiden alarak da bir şeyleri işte aa sen söyle bir çocuktun böyle yani daha da oradaki şeyi arttırıyor. Şimdi insanların bakın değişime verdikleri tepkileri de lütfen biraz da psikolog gibi anlamaya çalışın. Değişim her zaman konforu, bilindiği ondan sonra o belirli olanı bir tarafıyla çöpe attığı için sancılıdır ve zordur. Yani insanlar değişime hemen adapte olamazlar. Evet, biz istiyoruz ki eşim annesine sınır koysun. Ondan sonra annesi de demiş ki evet haklısın hani 40 yıllık ondan sonra ve sonrasında da gelsin eşim istediğim gibi olsun. Böyle bu kadar insan doğası basit değil. O yüzden biz senelerce saatlerce çalışıyoruz. Evet. Hani diyorlar ya psikoterapistler ne yapıyor sadece konuşuyor. İnanın işte bu insanın doğasının insan doğasının o minik minik adımları. Ama öyle yani değil mi? Şimdi burada devreye giriyor. Şimdi ben eminim psikolog olmak isteyenler falan varsa vazgeçebilir. Çünkü gerçekten insan doğasını terapide bu kadar adım adım takip etmeniz gerekiyor. Ve insan doğasındaki o nüanslara, ayrıntılara böyle bakamazsanız hiçbir ilişki o zaman söyledim değişsin. Yani öyle bir hayat yok yani hiçbir terapistin zaman. Terapistin de burada danışanın değişmeye olan direncine i̇şte aynen. tahammülü aynen. zaten değil mi? O kişinin aynen. bu ilişki içinde bulunmasıyla aynen. iyileşmesini sağlıyor. Yani direnç gösterdiği alanlarda onu olduğu gibi kabul eden birisinin varlığı onun iyileşmesindeki faktör. Aynen öyle. Onun o alanın içinde bulunduğu sürece iyileşme imkanı artıyor. Yoksa terapistin kullandığı yöntemler her birisi kendi tabii. içinde kıymetli tabii. ama çok net bir şekilde biliyoruz ki fayda sağlayan şey aradaki ilişki, evet. aradaki bağ. Kesinlikle. Aradaki güvenli ilişkiyle toparlanma, iyileşme imkanı tabii. en çok buradan kaynaklanmış oluyor. Şeyi mesela çok rastlıyorum Nihan Hanım, öyle oluyor. Mesela danışanımızla ilerliyoruz. Mesela bir yandan geri dönüyor, bazen istemediği bir şey yapıyor evet. ve mahcup bir edayla seansa geliyor. İşte Ayşenur Hanım şunları yapamadım ya da sanki eskisine döndüm. Ama işte orada insan doğasının inişli çıkışlı olması, duygusal bazen istikrar gösteremememiz, bazen yanlış yapabilmemiz. İşte aynen dediğiniz gibi o kapsayıcılıkta olması terapistin, aynı sağlıklı bir ebeveyn gibi. Ha evet ya burada bir düştüm kalktım ama sonra bir kalkacağım tekrar filan. Çünkü insan değişimi her zaman biz deriz ya o grafikler vardır çok güzel o grafik. Terapide iyileşme nedir? Terapide iyileşme hani kötüydüm sonra bir anda yükseldim iyiyim ve hep orada kalacağım. Değil. Terapide iyileşme aynen şöyle zikzak içerir. Yani böyle inersiniz çıkarsınız bazen eskiye dönersiniz. Panik ataklarda kaygı bozukluklarına hep rastlarız değil mi? Bir senedir panik atağım yoktu, kaygı bozukluğum yoktu. Bir anda yokladı. Ve insan bir anda şeye girer. Nasıl ya geriye mi döndüm, eskiye mi döndüm? Hayır alışkanlıklarımız, eskiye olan şeyimiz. Önemli olan ne kadar fazla olmadığı. Hayatında aslında bir senedir yokmuş. Ha, o yüzden biz değişimleri... Kafamızda kendi ihtiyaçlarımızı karşı tarafa söylerken bir anda olmasını ya da hemen olmasını beklediğimiz yerde insan tabiatının bunu hemen ne yazık ki kaldıramayacağı gerçeğiyle yüzleşemiyoruz. Ha tabii ki en güzeli nedir? Bunu tabii 20'li yaşlarda anlamak çok mümkün olmuyor ama hani eş seçiminde ya da bu tarz faktörlerde bunları da biraz böyle bilerek, bilinçli olarak gitmek de lazım. Yani eşinizden beklentilerinizi söylemek, ondan sonra onun beklentilerini anlamak. Yani bazen de nasıl bir şey, mesela örnek veriyorum. Bazı kültürlerde aileler iç içe yaşar, birlikte yaşar. Bazı kültürlerde mesela düşünsenize bir aile apartmanına gidiyorsunuz. Şimdi eşiniz size ne kadar dese ki ben sınırlarımı çok iyi koruyorum ya da şey yapıyorum. Ama gittiğiniz yer bakın bir aile apartmanı. Aşırı pembe olamaz. Evet. Yani hani bazen de bazı yapılar nasıl bir revize edilmeye ya da çok değişmeye o kadar da müsait olmuyor. Hı-hı. Yani aile apartmanına girdiğinizde şimdi altta kayınvalideniz oturuyor, üstte eltiniz oturuyor şu. Yani siz şöyle oturacağınızı mı düşünüyorsunuz? Yani hiç kimse gelmeyecek benim kapıma ben de gitmeyeceğim ve bu kadar huzur içerisinde bu apartmanda yaşayacağım. Kimse neyi nasıl yapacağımı söylemeyecek, kimse sürekli bana tavsiye vermeyecek.
İşte bunu şöyle yapabilir misiniz? Yaparsınız ama şunu demek istiyorum, mücadele ederek. Evet. Ya da eşinizin oradaki gelgitlerini taşıma. Ha, buna gönüllüyseniz evet. Ya da işte farklı şekiller. Yani bunlar biraz o zorluğu da görerek girerseniz tamam bir evet. şey değil. Yani seviyorsunuzdur ya da şey yapıyorsunuz ama bazı yapılar da değişim bazen başka yapılara göre daha zorluk içerir evet. ve değişim oranı da istediğiniz gibi olmayabilir. Ben biraz realist bir psikoloğum, konuda danışanlarımı söylüyorum. Hani bu yapının içerisinde büyük oranda da değişim beklemeniz biraz ütopik olur. Hı hı. Yani bu yapının doğuracağı dinamikler bellidir. Şimdi genelde terapiye gelirken de öyle yapıyoruz ya. Hani hayatımdaki her yapı dursun. İşte aile apartmanı dursun. Eşimin annesine düşkünlüğü dursun. Şu dursun. Ondan sonra. Ama ben bunlarda istediğim büyük değişimleri yapayım. Yani onlar öyle dururken o yapılar böyle katı katı şekilde. Evet, evet. Ben buralarda değişimi o kadar güçlü yapamam. Ha, ne olur? İşte örnek veriyorum, işte aile apartmanındaki gibi. Mesela onu yapan danışanlarım var. Yani ben hani hiç öyle şey yapmıyorum. Ona göre kendine sınır çekmiş. İşte eşimle konuştum. İşte nedir? Bana kapımı çalarak geliyorlar. İşte anahtar yaptırdım. İşte ondan sonra ya da işte iki günde bir geliyorlar ya da şu yapıyorum. Ama orada da neyi hissediyoruz biliyor musun? Bu kişiler sınır çektikçe Nihan Hanım, şunu hissediyoruz. Mesela eşin oradaki kırgınlığını, kırılmışlığını. Ne var annem girip çıksa eve? Ne zararı var falan. Yani hani bir şeyleri değiştirirken de ya da yapıyı eşimizin evet. oradaki istekleri ve arzuları nereye gidiyor? Hı hı. İşte diyorum ya, bedeller ödeyerek de bir şeyleri değiştiriyoruz evet. aslında. Evet. Şimdi yavaş yavaş böyle son 10 dakikaya tabii. girerken Ayşenur Hanım, biz genellikle kendi sınırımızı belirlemek, tavsiye almakla evet. alakalı sürekli tavsiye verenler, sınır ihlali yapanlarla ilgili ne yapabileceğimiz kısmını konuştuk. Ama tabii ki tavsiye almak da bir ihtiyaç olarak tabii da hayatımızda var oluyor. Peki o zaman kimlerden ve ne zaman tavsiye alacağımızla alakalı biz kendi davranışımızın sınırını neye göre belirleyeceğiz? Değil mi? Çok güzel. Aslında burada buraya şey de devreye giriyor ama çok uzatmıyorum. Benim de çok anlatacağım şey var. Yardım isteme korkusu da var mesela burada. Evet. İşte gücünü bölüştürmeme ya da birilerinden hiç tavsiye isteyememek, hiç kendisini açmamak. Yani bakın bu da sağlıksız. Şimdi tavsiye nedir biliyor musunuz? Şimdi tavsiye bir insandan tabii yol göstermek, öğüt almak dediğimiz bağlamında. Şimdi ilk başta bizim bu konuyla ilgili kendi ihtiyaçlarımızı öncesinde belirlememiz lazım. Yani tavsiye almak şöyle bir şey değil. Bir konu var, başlık var ama ben orada ne istiyorum, ne istemiyorum, böyle hiçbir şey yok kafamda, oturuyorum böyle spontan konuşuyorum değil. Yani örnek veriyorum, araba alacaksınız, evleneceksiniz, bir iş değişikliği, üniversite değişikliği. Biri senden tavsiye ya da öğüt almadan önce ilk başta bununla ilgili kendi ihtiyaçlarınızı belirlemeniz lazım. Örnek veriyorum. Mesela diyebilirsiniz ki işte bir öğrencisiniz diyelim ki işte ben özel üniversitede okumak istemiyorum ya da işte devlet üniversitesinde okumak istiyorum ama babamın parası şöyle, şunu şöyle yaparım, çalışırım ya da ben aslında şehir dışında okuyacağıma, işte orada yurt parası vereceğime, burada özele gidip burslu okuyayım. Yani bakın kendi ihtiyaçlarınızı, okul olur, eş olur. Mesela ben eşten beklentim ne? İşte fizik beklentim var, işte ahlaki anlamda var ya da şu anlam, ne benim önceliğim? İlk başta bunları bir yazıp çizin, düşünün bir tavsiye almadan önce. Şimdi sonra bakın zaten tavsiye almanın şöyle sağlıklı bir tarafı da var. Bir kişinin fikrini almanın. Bu baktığım olaya ya da duruma başka açılardan nasıl bakılabilir? Yani aslında tavsiye almanın sağlıklı kullanılırsa insanı zenginleştiren bir tarafı da var. Yani neden? Benim bakamadığım yerlerden bakabilirim. Örnek veriyorum, arkadaşınıza diyorsunuz ki ben üniversiteyi şehir dışında okumak istemiyorum. Ama İstanbul'da, işte Ankara'da ya da şeyde özelde okuyacağım, burslu kazanacağım. Hani sence böyle olur mu? İleride devlette okusam ya da üniversite. Yani benim mesela tercihim biraz böyle. İşte babamın maddi durumu, kendi ihtiyaçlarını söyledi. Arkadaşınız diyor ki mesela, işte bana göre, genelde öyle olur ya, işte bana göre, bana göre. Ondan sonra yani işte diyebilir ki mesela işte devlet üniversiteleri şu konularda çok daha iyi. İşte özeller şöyle. İşte şimdi tavsiye alırken işte aynen burada şey kalıyoruz. Şöyle kalıyoruz. Benim buna dair inançlarım vardı. Arkadaşım tam aksini söyledi. Gerçekten onun dediği doğru olabilir mi? İşte ya da örnek veriyorum, eş seçiminde. Mesela siz dediniz ki işte ben bu aday var, artıları var şunlar, eksileri var şunlar. Arkadaşınız dedi ki işte bana göre o adam sana hiç uygun değil. İşte bana göre o kadın sana hiç uygun değil. Allah Allah, bir anda tepetaklak oldunuz. İşte şimdi şuna hazırlıklı olmanız lazım.
kendi ihtiyaçlarınızı belirlerken inancınız çok önemli. Bir de karşı tarafın kendi öznel bakış açısının sizin hayatınıza yansıyan tarafı var. Yani ne? O kendisi olarak bakıyor sürece. Sizin sizin yerinize koyarak sadece böyle reklam yapıyorum. Sadece psikologlar bakar. Evet. Ama doğru. Yani sizi değil mi? Gerçekten sizin o bakış açınızı anlamaya çalışan meslek grubu gerçekten psikologlardır. Böyle arkadaşlar var mı? Var tabii ki. Ama bakın insan bu kadar objektif olamaz. Yine kendisi gibi düşünür. Örnek veriyorum bir aday vardır. Siz şu özelliklerine bakmışsınızdır evlenirken. Arkadaşınız der ki yani mesela arkadaşınızın kıstası yakışıklı olması ya da güzel bir kadın olması ya da işte biraz maddi durumun iyi olmasıysa sizin o adayınızı mesela o değerlere göre seçmediyseniz eksik bulabilir. Ya da bir şeyler şöyle şöyle diyebilir. Yani orada zaten size tavsiye veren kişinin sizin ihtiyaçlarınızı algılayabilmesi böyle güzel bir şey olurdu. Öyle diyeyim yani ütopik mucize olurdu. Biraz anlayabilir ama. Biraz anlayabilir. Tamamıyla değil ama. Şöyle diyebilir ki çok güzel. Mesela siz ihtiyaçlarını söylediniz. Benim şunlara şunlara ihtiyacım var. Diyebilir ki böyle güzel empatik arkadaşlar da var ya da etrafta iş arkadaşı işte aileden filan. Bak ben seni tanıyorum. Hani sen şöyle bir kızsın, sen şöyle bir erkeksin. İşte şunlar söyledin evet doğru. Ama bak şu kişinin şu özelliklerine de baktın mı? Ha bu süper bir şey. Yani sizin göremediğiniz bir noktadan tavsiye vermek. Ondan sonra bana göre demeden yani tavsiye vermek. Kişi bana göre diyorsa zaten orayı çok almayın oldu mu? Bu böyle size uygun bir tavsiye değildir. O kendi hayatını anlatıyor yani kendi deneyimini. Ama diyebilir ki ben seni tanıyorum şöyle şöyle özelliklerim var. Şu sana biraz zor gelebilir mi acaba? Ha burayı bir dinleyin düşünün. Şimdi sadece bir kişiyle özellikle önemli şeyleri konuşurken konuları bir kişiyle sınırlı kalmayın. Birkaç kişiye danışın. Birkaç kişiden tavsiye isteyin. Başka bir arkadaşınıza sorabilirsiniz. Aile bireylerine sorabilirsiniz. Sosyal medyayı çok seviyorum bir tarafıyla. Böyle yorumlarda insanlar mesela bir psikoloğun postu var paylaşım şeyi. Aşağılarda böyle konuşuyor insanlar birbirleriyle. İşte ben böyle yapmıştım. Ne tavsiye edersin? Doğru mu? Ha ben de böyle yapmıştım. Hani oralarda bile insanlar birbirlerine tavsiye ediyor. Şöyle yapınca iyi oldu. Böyle yapınca böyle oldu filan. Bunlar güzel. Bizim bunu sınırlı tutmadan bir yelpaze şeklinde alıyor olmamız önemli. Şimdi sonuç ne burada tavsiye alırken? Bizim gün sonunda artık bu tavsiyeleri aldıktan sonra bir sentez yapmamız gerekiyor. Ama sentezimizi kurduğumuz ana hat yine kendi ihtiyaçlarımız. Buradaki vazgeçmeyeceğimiz temel bağlanma, o temel toprak kendi ihtiyaçlarımız, kendi isteklerimiz, kendi arzularımız. Yoksa başkasının nasıl göreceği. Örnek veriyorum arkadaşınız dedi ki ha o çocuğun biraz maddi durumu iyi değil filan yani bilmiyorum nasıl evleneceksin onunla filan dedi. Ama aslında sizin için maddiyat önemli değildi. Ama bir anda ya ben bu çocukla evlenirsem arkadaşlarımın gözünde nasıl olacağım? Ve bakın insan bir anda tavsiye alırken o arkadaşları toplum ne der, el alem ne der kısmına giriyor ve seçimi ona böyle bir çirkin gelebiliyor ya da seçimi kötü gelebiliyor. İşte burada zayıf benlik sınırları, zayıf özgüven, ondan sonra benlik saygısının zayıf olduğu yerleri görüp hemen etkilenen insanları görüyoruz. Hemen etkileniyorsanız arkadaşınızın fikirlerinden, ailenizin fikirlerinden burada suçlamanız gereken diğerleri değil. Kendinize bakacaksınız. Yani ben neden hemen etkileniyorum? Ya da bu durum neden benim duygu durumumu ya da eşime bakarken seçimimi etkiliyor? Hep öyledir ya klasiktir. Bazen eşler arasındaki kavgaların sebebi odur. Sen gidiyorsun hep kız arkadaşlarına bir konuşuyorsun sonra geliyorsun. Aslında iyiydik biz dün. Sonra bir bozuk davranıyorsun, bir kötü davranıyorsun. Ben o arkadaşlarla görüşmeni istemiyorum. Doğru, doğru. Yani şöyle doğru. Hani bazen sağlıksız arkadaşlar ya da sağlıksız ilişkilerde ne yazık ki o ilişkiyi de böyle farklı kötü pencerelerden gösterip huzuru ya da yuvayı ne yazık ki olumsuz etkileyebiliyor. Burası önemli nokta. Hani bu sizi bu kadar değiştiriyorsa başka bir şey ama çok önemli bir sır çıkmıştır ortaya. Hakikaten eşinizle ilgili bir büyük bir şey çıkmıştır. Tamam ama bazen şöyle ne yazık ki sağlıksız tavsiye veren arkadaşları da görüyoruz. Eşinin şu özelliğine dikkat et. Bak böyle yapıyorsa aldatıyordur. Böyle yapıyor. Yani hiç olmadık yerden bir şeyler çıkaran, tavsiye veren sağlıksız arkadaş gruplarını da görüyoruz. Evet. Bunlar tabii ki sağlıksız ilişkiler. İlişkiniz siz yaşadığınız biçimce ya da
ne gözünüze geliyorsa görüyorsa odur olan. Başkasının gözüyle baktığınızda tabii ki başka bir şeyler gözükebilir. Hı-hı. Çünkü o arkadaşınız çok şüpheci, hı-hı, çok paranoyak, kıskanç olabilir. Yani o kendi bakışını orada yansıtıyordur. Ama siz güven duyan, sağlıklı, hani bir şeyler böyle ortaya çıkmadıktan sonra niye kendimi yorayım diyen bir insan olabilirsiniz. Evet. Ama burada benlik saygısı, özgüven gibi kısımlarda sağlıksız yapılanma olunca etkilenebiliyor, hı-hı, insanlar tavsiye alırken özellikle. Sanki böyle tavsiyeyle alakalı arkadaş sohbetlerinde doğrudan ne yapması gerektiğini söylemek yerine kişilerin kendi tecrübelerini paylaşmaları güzel bir yol gösterici, harika, olabilir. Yani ben böyle bir durumla ilgili şöyle yapmıştım daha önce. Şöyle iyi ve şöyle kötü sonuçlar olmuştu. İşte bu aile hayatıyla alakalı da olabilir. Benim eşim böyle bir böyle davrandığı, hı-hı, zaman ben şunu yapıyorum. Karşılığı böyle olabiliyor ama kendi iletişim içinde olduğumuz kişilerin de kendi davranış örüntüleri var. Yani bunları ayırt etmek önemli. Belki tavsiye alırken de, tavsiye verirken de herkesin nevi şahsına münhasır olduğunu da... Her ilişki, evet, hepsi. Evet, bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Belki olabilecek en güzel şey bize objektif şekilde yaklaşmaya en yakın olan kişilerle bir arada olmaya çalışmak. Veya hangi konuda kimden tavsiye alıyoruzla alakalı da şöyle bir belki sorgulama yapabiliriz kendimize dair. Tavsiye aldığımız kişinin nasıl yapısal özellikleri var? Ben neden bunu ona soruyorum? Yani farklı konuları farklı kişilere sorabiliriz. Bir yanımız çok olayları toparlamak istiyor ve işler hemen tatlıya bağlansın istiyorsa, bu isteğimizi daha çok doğrulayacak, bu isteğimizi daha çok onaylayacak kişiye mi gidiyoruz? Ya da hemen celallenecek, öfkelenecek, astım kestim diyecek birisine mi gidiyoruz? Orada tavsiye almak için danıştığımız kişinin özelliklerini sorgulamak da bence güzel. Bizim isteğimizle alakalı, ihtiyacımızla alakalı da bir mesaj verebilir. Çok doğru. Kesinlikle. Yani orada dediğiniz gibi ben kimlere danışıyorum ve kimlerin lafıyla hareket ediyorum. Demek ki benim orada aradığım bir örüntü var. Hı hı. Yani bir şey var, bir, hı hı, davranış biçimi var ve o benim hangi ihtiyacıma tekabül ediyor. Evet. Ne kadar da keyifli. Yani şöyle keyifli, insan doğası böyle bir şey. Ben psikolog olduğum için keyif alıyorum tabii ama biraz da meşakkatli, hı hı, ve zor. Yani bizim buralardaki bu nüanslara ve bu ayrıntılara dikkat etmedikten sonra hani buraları böyle rahatlıkla geçemeyiz, evet, bu anlamda. Ben bununla alakalı kendimce şöyle bir şey, evet, yaşamıştım. Bir arkadaşımla alakalı bir çıkmaz bir durumun içindeyim. Bir tarafım çözmek istiyor, bir tarafım gerçekten sınır çekmek istiyor ve bir kararsızlık hali. Çok yakın arkadaşlarımdan birisi dünyanın en insan canlısı kişisidir ve herkesi çok rahat affetmeye açık birisidir. Bir diğeri çok öfkelidir. Ve çok net, çok keskin sınırları olan bir yapısı vardır. Ben bu kararsızlığımla alakalı çok daha mülayim olan arkadaşımı aradım. Onunla bu konuyu konuştuktan sonra bana dedi ki, Nihan sence neden beni aradın dedi. Çok güzel. Yani neden, evet, diğer arkadaşımızı aramadın da neden beni aradın? Acaba hiç düşündün mü dedi. Ve ondan sonra fark etmeye başladım ki kimden tavsiye, hayır, aldığımız yine bizimle alakalı bir mesele. Çok güzel. Ayşenur Hanım, sizin az önce belirttiğiniz gibi konuşabileceğimiz çok farklı başlıklar da var. Evet, daha var. Ama mesele dönüp dolaşıp bizim içsel yapımızla, iç dinamiklerimizle bağlantılı bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama bunları biz tekrar detaylı bir şekilde inşallah konuşuruz. Kendimizi keşfetmenin sonu yok çünkü böyle, aynen, bir yolculuk bu. O yüzden kendini bilmek diyoruz. Ancak bugünkü programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Katkılarınız için çok sağ olun. Çok teşekkürler. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.